İyi pazarlar değerli seyirciler. Programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Fuchs Söylemez Bey ile beraberiz. Sayın Söylemez hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Almanya'daydınız. Evet, Almanya'ya gittik biliyorsunuz. Milli merkez. Önce isterseniz şu Almanya bir havasını bir teneffüs edelim. Evet, seçimler de var bu Almanya'da. Evet, Almanya izlenimlerinizi bir dinleyelim. Daha sonra böyle 20 küsur konu başlığı çıkardım. Onları değerlendireceğiz. Biz de sizlerle ne var ne yok Almanya'da? Valla bir kere size başta ulusal kanala ve tüm vatanseverlere, Almanya'daki yurtseverlerin, Türkiye'ye büyük bir sevgi ve sadakatle bağlı cumhuriyetçilerin selamlarını getirdim. Hadi. Gerçekten orada bir uyanış, Almanya'da bir uyanış başlamış. Bu cemaat görünümlü çeteler orada camileri bile parsellemişler. Türk toplumu orada bölünmüş. Uyum sağlayamamış. Almanya'nın laik, çağdaş, demokratik uygarlık seviyesine karşı direnen böyle çarşaflı, bilmem takunyalı bir takım tipler ayrı. Ama bir de orada uyum sağlamış. Hem Türklük bilincini, vatanseverliklerini, yurta bağlılıklarını kaybetmemiş. Hem de orada iş meslek sahibi olmuş. Yani kol emekçisi, çöpçülük yapan, efendime söyleyeyim temizlikçilik yapan ailelerin çocukları bugün Almanya'da üniversite bitirmişler. Bilgisayar mühendisi olmuşlar, doktor olmuşlar, avukat olmuşlar. İnanamazsınız, hepsinden tanıştım. Yani her meslekten neredeyse birkaç yurttaşımızla kaynaşma olanağı buldum. Orada tabii Atatürk'ü Düşünce Derneği çok bilinçli yani. Başında Genel Başkan, Almanya Genel Başkanı Bülent Demirel var. Berlin'de çok ömrünü bu işe vakfetmiş Olcay Başeğmez var. ADD Berlin Başkanı. Türkiye Gençlik Birliği'nin başında muaş, yani yeni başkan, hani İlker Öcel'i biz çok severiz ya. Türkiye Gençlik Birliği Başkanlığından geldi. Pırıl pırıl bir genci, Türk demokrasi siyaseti muhalefeti. Şimdi Çağdaş Bey öyle. Şimdi Çağdaş arkadan yok. Ama orada da bir tane Beyhan var mesela. Çocuk doktora yapmak üzere şimdi. Almanya'da master yapmış. İki lisan bilen, bilmem Almanya'nın tarihine, siyasetine vakıf. Pırıl pırıl bir genç. Bunlar böyle birleşmişler. Çeşitli Atatürkçü dernekleri filan. Biliyorsunuz önce bir milli merkez yapıldı Almanya'da geçen sene. Çok muhteşem oldu. Hatırlayayım, benim de katıldığım İsa Gözü'nün. Sevgili Adnan Türkkan'la da. Adnan'la da karşılaştık orada. Onu da söyleyeyim. Ulusal kanal. Bir baktım yine elinde kamera bir Adnan Türkkan'la merhabalaştık, öpüştük. O da gazetecilik görevini orada devam ediyor. Evet, yazık gencecik çocuğa. Evet, evet. Yani 10 yıl hapis cezası verdiler. Suçu ne? Suçu AKP'ye demokratik muhalefet etmek, halkın haber alma hakkını sağlıyor. Ben onun bir suçu olduğunu görmüyorum. Ulusal kanalın genel yayın müdürü olmak. Olmak suçu en büyük suç. Sevgili Adnan Türkkan'ın yani, suçu ulusal kanalın genel yayın müdürü olmak. Yani demokrasi demek, hukuk demek, muhalefete tahammül demektir. Farklı görüşe tahammül demektir. Biz demokratik hukuk devletini savunuyoruz hep bu kanalda. Hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Kuvvetler ayrılığını savunuyoruz. Yani bu çocuk pırıl pırıl çocuk. Orada biz ön hazırlık toplantısı yaptık. Aralık ayında büyük bir kurultay düzenlenecek. Milli Merkez'in Almanya temsilciliğinin kuruluş kararı Berlin'de alındı. Ben dedim ya, Berlin'de hakimler var diye, Berlin'de Atatürkçüler de var. Hani meşhur Berlin'de hakimler var lafını söyleyen köylünün şeyi var Almanya'da. Tabii orada da Hitler dönemini hatırlattılar. Beni şöyle bir gezdirdi Olcay Beşe. Ya, uçağa kadar bir kültür gezisi yaptık şöyle birkaç saat. Pazar günü. Orada bir yer var. Tam böyle alanda. Orada ilk başlatmış. Almanya 1933'te Hitler yayınları, muhalif yayınları, gazeteleri, kitapları yakmışlar orada o alanda. Oraya da anısına bir şey koymuş Almanlar. Böyle bir plaket. Ve diyor ki bugün kitap yakan yarın adam yakar. Özetle yani Almancası tam. Şimdi oraya da gezdik. Düşündüm ben bugün. Yani bugün ulusal kanalı yasaklamaya, onun Turan Özlü hapiste. Turan Özlü'den iki kat hapis cezası alanlar dışarıda. Yani ondan dışarıda olması doğru bir iş de. Dört tane genel yayın müdürü. Yani. Dört tane genel yayın müdürü ulusal kanalın. Dördü de mahkum edildi. Ve buna hukuka saygı diyorlar Sebahattin Beyciğim. Yani belki geliriz. İlker Başbuğ. Mesela asimetrik psikolojik harekat diyor ama silahlı kuvvetler bu hukuk sürecinin yasal ve meşru olduğunu kabul ediyor. Yani bunun bir cemaat görünümlü, CIA güdümlü bir çete tarafından silahlı kuvvetlere karşı yapılmış asimetrik psikolojik harekat varsa bunun yargılaması hukuka uygun bir yargılama olabilir mi? Siyasallaşmış, taraflı bir hukuka, siz nasıl hukuka saygılı izleyerek silahlı kuvvetleri kurban edersiniz itibarını? Onlar harici bir konuşuruz ama Almanya'da bir potansiyel var. Türkler birleşiyor. Yani Almanya'da da bir millet uyanıyor. Yani Türk ve oradakiler çok nitelikli insanlar. Ve orada esnaftan da gelen var. Hacı Bektaş dernekleri gelmiş oraya. Diğer KGB'nin gençleri gelmiş. Nefis bir karar alındı. İnşallah Almanya'da yıl sonuna doğru, Aralık'ta muhtemelen planlanıyor. Büyük bir milli merkez olacak. Sağ sol demeden Atatürk'te birleşiyoruz. Çok açık bir şey bu. Bunun bizim tek sloganımız bu. Bizi sağcı solcu diye böldüler, Alevi Sünni diye böldüler, Türk Kürt diye böldüler. Biz de tüm bölünmeye inat,
Atatürk'le birleşiyoruz. Milli Merkez partiler üstü demokratik bir kuvayi milli hareket olarak Almanya'da da ışık saçıyor. Türkiye'nin her yerine saçıyor. Ben önümüzdeki hafta günübirliğine bir Bodrum'a gideceğim. Artık Bodrum'un beldelerinde evet. Artık iller bitti bizim için. Beldelere sıra geldi. Turgut Reis'te ve Mumcular'da yapacağız. Ondan sonra önümüzdeki hafta cumartesi yine günübirlik gidip geleceğim. Eskişehir'de Profesör Can Bey var. Milli Merkez'in bir toplantısı yapacağız orada. Milli Merkez esasında yerel seçimlerde bir ışık olacak, aydınlatacak insanlarımızı ve Atatürk'le birleştik. Şimdi sandıkla birleşelim diyecek ve mevcut partilere ve yönetimlere mesaj verecek. Ben İşçi Partisi'nin önerisini parti olarak onlara saygı duyuyorum. MHP ve CHP yönetimleri çağrıda bulunuyorlar. Bulunmalarında hiçbir sakınca yok. Ama gerçekçi olmadığını... Hayır şu, o tabanda birleşme. Biz tabanda birleşim. Hayır, biz sandıkla birleşim. İşçi Partisi'nin dediği de o. Benim oradan okuduğum, anladığım şey şu. CHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve İşçi Partisi'nin tabanlarını bir araya getirmek. Kılıçdaroğlu'yla Bahçeli zaten orada olmaz. Ama bu üç partide de sınırlı değil. Tabanda bu. Birleşme, bakın, tabanda bir cephe, şimdi tabanda bir model. İşçi Partisi'nin çağrısı eksik. CHP ve MHP yönetimlerine çağrıda bulunuyor. Peki Türkiye'nin seçmen nüfusunun en büyük ağırlığı geçmiş itibariyle merkez sağ denilen seçmendedir. Öyle mi? 100 seçim olmuş Türkiye'de 90'lı merkez sağ ağırlıklı partiler kazanmıştı iktidarlarda. Doğru mu? AKP de merkez sağ olmadığı halde yani totaliter, din istismarcısı, Atatürk'e ve milli ordumuza karşı bir sürü milli görüş niyetleriyle bezenmiş bir parti olmasına rağmen merkez sağı işgal etmeye çalışıyor. Çağrı eksiktir. Sadece CHP, MHP taban değil. Merkez sağın Atatürkçü, demokrat, cumhuriyetçi milyonları var. Bunların bir bölümü kerhen CHP'ye oy vermiş, bir bölümü kerhen MHP'ye oy vermiş, bir bölümü vermemiş, bir bölümü açıkta geziyor, bir bölümü Milli Merkez acaba bir bunlara da çağır. Bu çağrı da ben yapıyorum Milli Merkez'e. Evet, evet. Yani çağrı, İşçi Partisi çağrısı tamamlamalı. Evet. Merkez sağın Atatürk Cumhuriyeti'ne bağlı, milli devletten yana olan, laikliği benimsemiş, Atatürk'e, İnönü'ye, Celal Bayar'a, tüm Kurtuluş Savaşı'na saygı duyan geniş bir kitlesi var. O kitle inancına saygılıdır. Cuma namazında gider, akşam eğlencesinde gider. Türkiye'nin çok geniş bir kitlesi. Bunlara çağrı kim yapacak? Bunlara çağrı şimdi Milli Merkez sağ sol demeden yapıyor. Onun için bunlar da Atatürk'le birleşecekler ve sandıkla birleşecekler. İşçi Partisi'nin çağrısı doğrudur ama eksiktir. Merkez evet. Sağı onun cumhuriyetçi unsurlarına yani Hüsamettin Cindoruk'tan Atatürk Cumhuriyeti'ne daha bağlı, layık cumhuriyete daha bağlı, devletine saygılı, milli devletten yana olan, dürüst bir siyasetle yad adamı var mı yaşayan böyle? Yok. Şimdi onun olduğu bir kanalı yok sayıp CHP ve MHP'ye şey yapmak, o zaman mevcut statükoyu bizi boyun eğdirir. Biz bu statükoyu kabul etmiyoruz. Bu partilerin de iyi muhalefet yapmadığını düşünüyoruz. Onun için güç birliği yapalım diye çağrıda bulunuyoruz, el uzatıyoruz. Eğer sandıkta birleşmezlerse biz yerini sandıkta yapacağız diyoruz. Milli Merkez'in fonksiyonu bu. Demokratik bir milli kuvayi hareketi. Sağ sol yok. Sadece CHP, MHP'leri çağırmıyoruz. Doğru yolcuları, ANAP'ları, tüm milliyetçileri, HEPAR'cıları, DSP'lileri, Millet Partisi'ni, Yurt Partisi'ni, partisiz olanları gelin kardeşim güç birliği yapalım diyoruz. Olaya böyle yapmak lazım. Evet. Sınırlamamak lazım. Evet. Almanya harikaydı. Orada müthiş bir Atatürkçü, cumhuriyetçi bir hava yükseliyor. Aralık ayında göreceğiz. Tüm Almanya'daki bizi izleyen, bizi de çok izliyorlar. Size büyük sevgileri var. Bizim programın şeyi olmuşlar, ne diyeyim? Hani abone mi derler? Müptela. Müptela daha güzel laf. Tam güzel lafı buldunuz. Müptelası olmuşlar. Onlara da bir büyük bir moral oluyor. Bir de tabii güncel şeyleri anlattığımız için onlara bir de şey oluyor yani politikalarını belirlemede sesli düşünmelerine sebep oluyor. Yani bizim söylediklerimiz esasında büyük icatlar falan değil. Vicdanı, aklı olan yurtsever duygular içinde sorumlu duyusu olan aklı başına insanların ortak aklına hitap ediyoruz. O bakımdan çok büyük bir yankı buluyor Almanya'dan. Evet. Tüm Almanya'daki Atatürkçü, cumhuriyetçi, vatansever dostlarımıza buradan teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi iletelim. Selam olsun Almanya'daki izleyicilerimize. Küçük bir parantez tabii çok konu başlığımız var. Doğru okuma bağlamında ben sizin söylediklerinize katılıyorum ama bir ilavem var. Siz ısrarla söylediniz, hatta Sayın Perinçek de yazdı, sağ sol yok artık. Tabii. Ben bunun çok somut bir yansımasını 3 gün önce gördüm. Adını da verebilirim. Çok ünlü bir cerrah, Türkiye çapında bilinen çok ünlü bir cerrah ile bir yerde karşılaştım. Önkibar dedi
Benim siyasi yönümü çok bilmezler ama ben eski ülkücüyüm, MHP'liyim dedi. Filan sarıldı bana ama dedi ben mevcut konjonktürde, mevcut tabloda Türkiye'ye sahiplenme, vatana, bayrağa sahiplenme bağlamında Doğu Perinçek ve arkadaşlarından daha yiğit bir duruşu göremiyorum dedi. Ve ben açıkça ben dedi bugün Perinçek'e oy verebilirim. Çok ünlü bir cerrah bunu söylüyor. MHP'li olduğunu, ülkücü olduğunu söyleyen. Burada nereye gelmek istiyorum? Şimdi hadise şu. MHP'de, CHP'de pek çok yerde milli unsurlar var. Ne güzel söylediniz. 92 seçimlerinde, 91'in sonunda yapılan seçimlerde hep söylüyorum. ANAP ve Doğru Yol'un ikisinin toplamı %50, %27, 52. 27 Doğru Yol almıştı, 24 ANAP almıştı, %52. Ya bu %52 oy nerede? Hadi 32'sini verelim şeye, AKP'ye, yani geri kalan nerede? Yüzde, oradaki Atatürkçü milli unsurlar nerede? Ya dolayısıyla bunların toparlanması, bu da duruş da olur. Lafla olmaz. Yani şimdi çıkıyor, misal olarak söylüyorum. Büyük Birlik Partisi diye bir parti var. Misal olarak söylüyorum. Ya Büyük Birlik Partisi'ni ben şimdi nerede konumlandıracağım? AKP'nin yanında mı, milli güçlerin yanında mı? Veya MHP tabanını değil ama Bahçeli'yi nerede konumlandıracağım? Misal. Tabii. Dolayısıyla bu süreçte kimin nerede durduğu, kimin hangi tavrı aldığı, kimin hangi bedeli ödediği önemli. Bravo. Yani kimin hangi bedeli ödediği önemli. Lafla değil. 30 sene öncesi böyle masallarla, hikayelerle filan bugüne dair hüküm verilemez. Bugün aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Kim bedel ödüyorsa, kim dik duruyorsa dedik ya. Ulusal kanalın 4 tane genel yayın müdürü sadece ve sadece muhalif yayın yaptıkları için zindandalar. Bir kısmı da aranıyor. Yani şunu söylemek istiyorum ki Ulusal Kanal bağlamında yeni bir girişim de var değerli seyirciler. Maalesef Ulusal Kanal'ın kapatmak için RTÜK harekete geçirildi. Düşünebiliyor musunuz? Önceki gün başbakan konuşuyor. 14 kanal, 15 kanal yayınlıyor. Korkunç. Adam yetinmiyor bununla. Ulusal Kanal ya, yani bu toplumun hani ormanlar akciğerlerdir ya. Yani bence nefes Ulusal Kanal ya. Böyle bu toplumun vicdanın akciğerleridir. Türkiye'nin akciğerleridir Ulusal Kanal. Buradan nefes alıyor, buradan soluklanıyor. Bunu bile boğmaya, buna bile tahammül edemiyorlar. Ya. Neden biliyor musunuz? Ulusal Kanal çok etki bir konuma geldi ondan. Tabii, tabii. Onun altını çizelim. Ve gelelim gündeme, gündem çok yoğun. Sevgili bakanım, dün Selahattin Demirtaş, BDP eş başkanı, belki değerli seyircilerimizin de haberi olmamıştır. Yani haberleri izlemeyenler bilmiyordur belki. Evet. Haberi tekrar edelim. Dün dedi ki, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, yani Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan artık bundan böyle Abdullah Öcalan'a hitap ederken sayın demek durumundadır. Bunu Abdullah Öcalan talep ediyor, istiyor vay diye vay açıklama vay yaptı. Vay vay vay. Normal. Vay vay vay. Hayır, normal. Onun talebi normal. Şaşırmamak lazım. Bölücünün sesi. Evet, hayır, şunun için şaşırmamak lazım. Siz Abdullah Öcalan'ı terörist ve katil sıfatından, imajından alır, Mandela konumuna yükseltir, barış kahramanı pozisyonuna getirirseniz, onunla Türkiye'nin demokratikleşme paketini onunla müzakere ederseniz, barış sürecini onunla müzakere ederseniz, Abdullah Öcalan'ın ortaya çıkıp bana sayın diye hitap talebinde bulunmasından daha doğal bir şey olamaz. Olamaz. Yani siz şimdi ben onlara bu cesareti verenler utansın. Evet. Hafta içinde bir bilgiye ulaştım. Spekülasyon da olabilir. Hı-hı. Bilgi şu. Devlette görev almış bir isimle karşılaştım. Bana dediği şu. Önkibar. Abdullah Öcalan'la Tayyip Erdoğan sadece aracılarla görüşmüyor. Birebir telefonla da görüşüyor. Hı-hı. Nasıl dedim? Nasıl dedim? MİT zaten dedi aracı görüşüyor. Telefonunu veriyorlar, bir uçta Abdullah Öcalan, bir uçta Tayyip Erdoğan, müzakere ediyorlar dedi. Tayyip Erdoğan belki İmralı'ya gitmiyor, aracılarını gönderiyor.
Ama birebir bu bir tabii spekülasyon. Korkunç doğru da olabilir. Yani. Evet, yalan alır lazım. Devlette yani. Görev yapmış çok önemli bir isim. Devletin istihbarat kurumunda emekli olmuş çok önemli bir ismin bana verdiği bilgidir bu. Şimdi düşünüyorum da acaba Abdullah Öcalan'ın dün talep ettiği bana sayın deyin o talebin var ya, o talebi acaba şunun devamı mı, yansıması mı? Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül telefonla görüşürken acaba Tayyip Erdoğan Abdullah Gül'e sürekli Sayın Öcalan diyor da ya bunu telefonda söylüyorsun bari kamuoyu önünde de söyle mi demek istiyor diye düşünmüyor değilim açıkçası. Korkunç bir iddia bu ama açıkçası ya. Evet, bunu bana eski bir istihbarat çalışan, önemli ama istihbaratta yöneticilik yapmış bir ismin bana verdiğiniz, tesadüfen karşılaştım, onun bana verdiği bilgidir. İnanılmaz bir şey. Herhalde kendi kurumunun içinde bu bilgiyi alıyor. Doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir. Cevap hakkı vardır. Başbakanlık açıklama açıklasın yapar. Evet, cevap hakkı vardır. Çıktı mı bir gazetede de okudum ben. Biz galiba ben bir gazeteci olarak aldığım polis bilgilerini paylaşıyorum. Doğruluğu yanlışlığı sorgulanır, tartışılır. Ama hadise bu. Ama şimdi burada altı çizilmesi gereken şey şu. Abdullah Öcalan bana sayın diye hitap edin talebinde bulunabiliyorsa kimden bulunuyor? Başbakan ve Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'nin geldiği dehşet noktayı çok iyi anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Siz kanlı bir teröristten, kanlı bir katilden barış elçisi, barış havarisi, barış kardinali yaratıyorsunuz ama öbür yanda bu ülkenin genelkurmay başkanının rütbelerini söküp terörist ilan ediyorsunuz. APO'ya rütbe takıyorsunuz, APO'ya ya rütbeler veriyorsunuz, İlker Başbuğ'un rütbelerini sokuyorsunuz. Yani demokratikleşme paketi filan diyorlar, başbakan erteliyor habire. Niye erteliyor? Bu soru artık meşrudur. Demek ki Abdullah Öcalan'la müzakereleri bitmedi. Sevgili seyirciler, demokratikleşme paketini Abdullah Öcalan'la Tayyip Erdoğan beraber hazırlıyor. Ne AKP'lilerin haberi var, benim yorumum budur, ne de meclisin zaten haberi yok. Muhalefet zaten bu işin dışında. Tamamen Abdullah Öcalan, Tayyip Erdoğan. Belli ki bir tıkanma var. Abdullah Öcalan henüz ikna edilemedi. Önümüzdeki haftaya. Bir de nedir bu demokratikleşme paketi? Yani bu kaçıncı demek lazım? Tahsilat paketi. Sizin lafınız evet. Var orada. Çok güzel. Bu kaçıncı PKK paket? Tahsilat istiyor. Hadi bakalım diyor. Böl Türkiye'yi. Evet. Bu kaçıncı? Tayyip Erdoğan da kıvranıyor bence. Bu kaçıncı demokratikleşme paketi Sayın Söylemez? Yani geldiğimizden beri 2001'den bugüne neredeyse her ay bir demokratikleşme paketi. Her ay neredeyse ama dramatik olan şey ben şu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Yani sözünüzü kesmeyi istedim ama ben demokratikleşmeyle terör sorununun çözüleceğine asla inanmıyorum. Çünkü teröristlerin, bölücülerin, bu eli kanlı katillerin istediği demokrasi filan değil. Demokrasi filan değil. Onlar imtiyaz istiyorlar. Belli bir ırkçı anlayışla gelecekte kurulacak kukla Kürdistan'ın yasal altyapısının hazırlanmasını istiyorlar. Demokratikleşmeyle teröristlerin ikna edileceğine inananlar hayal görüyor. Yani televizyon yayını yapıyoruz 24 saat olacak iş değil. Türkiye'de terörizm ve PKK taleplerini azalttı mı arttırdı mı? Doğru mu? Kurslar yapıldı, ana dili öğrenmesi konusunda serbest yasaklar kaldırıldı. Güzel şeyler bunlar. Peki PKK bu taleplerden vazgeçti mi? Daha mı arttırdı? PKK terör örgütü bir uluslararası oyunun, tezgahın, Amerika desteklediği bir kukla Kürdistan'ın Türkiye'deki ayağıdır. Bunların temel ve nihai amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni silahla olmazsa masa başında işbirlikçi bir iktidarla oturup bölünmesinin önünü açacak. Tabii sabahtan akşama ekmek gibi bölemezler. Kolay değil. Bu Türkiye'de Atatürkçüler var, miniciler var, cumhuriyetçiler var. Millet ayağa kalkmış. Kolay değil tabii, yapamayacaklar ama amaç bu. Demokratikleşme paketi. 1000 tane demokratikleşme paketi çıkar. Adamın taleplerini sadece daha da azdırırsın. Evet, demokratikleşme hepimiz, yani Kürtlere karşı, Kürt kökenli insanlara karşı özel olarak hangi bir ayrımcılık yapılıyor Türkiye'de? Milletvekili mi olamıyor? Yerleşimde mi sorunu var? Eğitimle istediği okula gidemiyor mu? Aynı sınavlara giriyoruz, aynı okullara gidiyoruz, aynı havayı suluyoruz. Böyle şey olabilir mi? Akraba olmuşuz, kız alıp gayrısı birbirimizden, böyle bir şey olabilir mi? Demokratikleşme paketi PKK taleplerine kılıf yapmak için halka sunulan bir aldatmacadır. Demokratikleşmeyle terörle uzlaşmak mümkün değildir. Daha da azdırmak mümkün. Açık söylüyorum ben. Yani önce cumhuriyet kardeşim. Öyle palavra bir demokrasi yok. Eşitlik, özgürlük, barış. Bak PKK'ların ağzına bu laflar. Eşitlik, özgürlük, barış. Güzel kelimeleri kullanıyorlar. Sorosçuların ağzına bak.
eşitlik, özgürlük, barış. Bizim siyasi parti liderlerine bak, eşitlik, özgürlük, barış. Nerede peki ulus devletimiz, cumhuriyetimiz, Türkçemiz, milli devletimiz, cumhuriyetimiz nerede kardeşim? Önce bunlar. Önce Atatürk Cumhuriyeti payidar olacak. Evet. Demokratik bir paketi benim hiç umudum yok. Etnik milliyetçilikle tabii mücadelede zaten buyurduğunuz gibi demokratikleşme paketleri çözüm olamaz. Çok somut canlı bir örnek var. Belçika, Flamanlar, Balonlar misali. Belçika sadece Avrupa Birliği ülkeleri arasında değil, dünyanın en refahı yüksek ülkelerinden biridir. Ama Flamanlar ve Valonlar neredeyse birbirini boğazlama durumunda. Yani Belçika'daki o tablo demokrasi eksikliğinin sonucu değildir. Dolayısıyla etnik kalkışmalarda hadiseye demokrasi çerçevesinden bakmak yanıltıcıdır, masaldır. Zaten şunun bilinmesi lazım sevgili seyirciler. Çok net, çok somut bu bir masal, bir hikaye. Abdullah Öcalan'la Tayyip Erdoğan'ın toplumu uyutma, afyonlama adına beraber yürüttükleri bir masaldır, bir hikayedir. Hiçbir sonuç alınmayacak. Seçime kadar Tayyip Erdoğan'ın bütün amacı seçime erişmektir. Tabii. İşte onu istismarını yapacak. Bak cenazeler gelmiyor, cenaze gelmiyor diyecek. Cenaze gelmiyor ama yine bir haber. Güneydoğu'da özellikle mesela Hakkari'de artık vergi daireleri kapanmıştır. Tabii. PKK vergi topluyor. PKK amacına ulaştığı için cenaze gelmiyor. Laf PKK yani. Vergi dairesinin yerini PKK almıştır. Güneydoğu'da vergi daireleri kapanmıştır. Açın bakın tahsilat tablosuna bakın sevgili seyirciler. yok PKK vergi daire, bütün vergiler PKK'ya gidiyor. Koyun başına 2 lira alıyorlar. Evet. Koyun. Her şey. Çarşı, piyasa, her şey tamamen yani denetim, devlet fiilen Güneydoğu'da PKK'dır. Yazıklar olsun. Fiilen devlet PKK'dır. Ama bizim devletimize laf söyleme. Ne güzel vurdu bak Suriye helikopterini. Çok Esad'a kahraman, PKK'ya kuzu. Yazıklar olsun size. Birazdan geleceğiz. Yazıklar olsun. Yazıklar o da olsun. Kahramanlık değil. Yazıklar olsun. NATO'yu devreye sokma adına Esad'a, kurulan bir Esad'a tezgah. Aslan kesiliyorsunuz. PKK'ya rezil evet. Oldunuz. Rezil. Evet. Şunun bilinmesi lazım ama. PKK'da Tayyip Erdoğan'da bir tülüat yaptıkları. Onun altını çizelim. Hiçbir sonuç alınmayacak. Bunu zaten kendileri BDP'liler söylüyor. Cemil Bayık söylüyor Kandil'den. Peki diyeceksiniz ki Tayyip Erdoğan'ın amacı belli. Tayyip Erdoğan'ın amacı seçimlere erişmek. Seçimlerde bak işte kan akmadı, istismarını yapmak. Peki PKK'nın amacı ne? PKK'nın amacı şu. Bakın Abdullah Öcalan geldiği noktaya bakın. Kanlı katil imajından bugün Başbakan Erdoğan'dan bana sayın de talebinde bulunabilecek bir noktaya geldi. Bundan büyük kazanım olabilir mi? Kanlı bir katil. Başbakanla müzakere bu ediyor ve kamuoyu önünde diyor ki ey Tayyip Erdoğan, ey Abdullah Gül bana artık sayın diye hitap et. Bunu kim açıklıyor? Selahattin Demirtaş açıklıyor APO adına. APO diyor bunu talep ediyor diyor. Haberleri izleyenleriniz görmüştür. Bunu talep ediyor bana artık sayın diye hitap edin. Şimdi PKK için bundan büyük kazanım olabilir mi? Neredeyse bütün Kürt kardeşlerimiz vatansever. Ben Kürt kardeşlerimizin %70'ini, 80'ini vatansever olduklarını biliyorum. Ama o vatansever Kürt kardeşlerimiz bile artık PKK dediğimi sanki Kürtleri temsil ediyor. Tayyip Erdoğan bunu sağlamıştır. Dahası neyi bekliyor PKK? Rojava'yı bekliyor. Kuzey Suriye'deki Kürdistan'ı bekliyor. Oradaki de facto tablonun nasıl seyredeceğini, gelişeceğini bekliyor. Hani silah bırakacaktı? Silah bırakmayacağını açıkladı. Böyle bir durumda otomatik olarak sürecin bitmesi anlamına gelmiyor mu? Süreç filan yok. Süreç filan kandırmaca. Habur nasıl yalan idiyse bu süreçte yalan. APO'nun tek bir amacı var. Kendini dışarı attırmak, kendini meşrulaştırmak önce. Kendini meşrulaştırdı. Kendini kahraman haline getirtti. Adım adım o basamakları merdiven merdiven çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan da seçimde, Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün amacı o. Seçimlerde bak işte cenazeler gelmedi, istismarını yapmak. Ama bugün Güneydoğu fiilen devlet kontrolünden çıkmıştır. Güneydoğu'da asker üniformasıyla sokağa çıkamıyor. Güneydoğu'da polis ancak 10 kişilik 20 kişilik gruplar halinde gezebiliyor. Güneydoğu'da
Güneydoğu'da TC'nin polisi defol diye açıktan megafonla çağrılar yapılıyor. Güneydoğu fiilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden koparılmıştır. Sadece bir seremoniye ihtiyaç vardır. Gerçekten bu noktaya gelmiştir. Ama kamuoyundan bu saklanıyor. Malum medya, birazdan o medya ile ilgili ayrıntılar vereceğiz son gelişmeler bağlamında. Her şeyi saklıyor. Güneydoğu, tekrar söylüyorum, Güneydoğu artık vatan toprağı konumundan çıkarılmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Kor general, tüm general ve tuğ generalin bindiği helikoptere ateş açılıyor. Onlar da kaçıyor. Bir de bunu duyuruyor. Ya bunu nasıl duyurursun sen? Utan ya. Bir de bunu duyuruyor. Yani Güneydoğu'da artık generallerimiz, helikopterlerimiz uçamıyor. Ve bunu ben söylemiyorum. Bunu Genelkurmay'ın kendisi açıklıyor. Ama sorunlarından biri de Genelkurmay'ın kendisi. Evet. Oraya gelelim mi? Lütfen buyurun. Bak, buyurun. Şimdi bir konu açayım. İstersen beraber şey yapalım. Buyurun. Şimdi İlker Başbuğ, vatansever, Atatürk'ün askeri. Çok büyük bir hukuksuzluğa uğramış bir insan. Düşün, ülkenin silahlı kuvvetlerinin başı terör örgütü yöneticisi olmakla suçlandı. Bu dünya demokrasi tarihinde görülmemiş bir rezalet olarak Türkiye'nin bir kara sayfası olarak geçecek. Ve mutlaka aklanacak ve bizim iktidarımızda yani milli iktidarda, milli hükümetin iktidarında bunların hepsine iade itibar yapacağız. Ve bu tezgahı yapanlardan da hesap soracağız. Kim yapacak? Demokratik milli iktidar. İlk genel seçimlerde, hukuk içinde, meşruiyet içinde, altını çizerek söylüyorum. Tamam. Ama bugün başımıza gelenler, yani o helikopterin kaçması, Güneydoğu'da güvenlik kuvvetlerinin önüne gelen PKK'lılara sessiz kalması, fiilen orayı teslim etmeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanla çizilmiş sınırlarını masa başında ihanet anlamında bir de anayasa yapmaya çalışarak bölünme anayasasıyla vermeye çalışmalarına cesaretlendiren, bu küstahlığa, bu cürete, bunlara imkan sağlayan kimdir? Bir numaralı olan anayasal kurumların başında bulunanların anayasal görev ve yetkilerini yerine getirmemelidir. Bunların başında silahlı kuvvetlerin komuta kademesi geliyor. Ben bir gazi çocuğuyum. Doğru mu? Evet. He. Türk ordusuna büyük sevgi ve muhabbet beslerim. Milli ordumuz sayarız. Merkez sağ geleneğinde de peygamber ocağı sayılır milli ordumuz. Evet. Ordunun gücü ve itibarı milletin gücü ve itibarıdır. Türk ordusu 1000 yaşasın bizim için. Bir kere bunu koyuyorum. Ama bu ordu kendisine yapılan asimetrik psikolojik harekatı teşhis ve tespit etmesine rağmen teslim olmasını nasıl izah edecek bize? Bakın İlker Başbuğ 2009 yılında çıktı. Bravo. En yürekli adam o. Zaten onun için bedel ödüyor. Dedi ki Türk milletine ve Türk ordusuna karşı asimetrik psikolojik harekat yapılmaktadır. Savaştır bu yani. Artık silah savaşlar her zaman topla tüfekle yapılmıyor. Medyayla, sivil toplum örgütüyle, işte siyasal davalarla, iftiralarla yapılıyor. Bunu dedi. Genelkurmay Başkanı'nın bunu dediği anda ne demektir bu Sebahattin Bey? Türk milletine ve onun ordusuna karşı bir savaş demektir bu. Ne yapması lazım o zaman Türk ordusunun? Kendisini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu ve itibarını koruması lazım. Nasıl koruyacak? Tabii ki hukuk devleti kuralları içinde koruyacak. Ne yapacak Genelkurmay Başkanı? Hemen Milli Güvenlik Kurulu'na gidecek. Eline bir dosyayla. Onların elindeki istihbarat, bilgi, her şey var. Yani bu psikolojik harekatı hangi alçakların, cemaat görünümlü Fethi Piçete'nin hangi polis ve yargıya sızmış mensupların yaptığı dahi ellerinde var. Ben tahmin ediyorum. Sokakta orta zekalı bir insana sorsanız o bile biliyor. Biraz yurtseverlik duygusu olan, biraz ne olup bittiğini anlayan her Türk ortalama vatandaşı bu psikolojik harekatın arkasında CIA güdümlü, cemaat görünümlü bir silahlı F tipi örgütün olduğunu biliyor. Hatta bazen isimlerini hepimiz biliyoruz. Evet. Kamuoyuna yazdı. Evet. Çorap sökü gibi yedir. Bunlardan ki askerindeki istihbarat, bilgi falan bizim çok üzerimizdedir yani. Çok yetenekleri elbette, yüksek. Elbette. Yap böyle bir dosya. Hepsinde değil. Bir bölümünü yap. Bak. Götür MGKV'lerine dayat. Söz al. Diye ki bakın psikolojik harekat dedim. Sizden bir ses gelmedi. Bakın harekatı şunlar yapıyor. Şu amaçla yapıyor. Bizim elimizdeki veriler bunlar. Ama elimizdeki hukuki ve yasal düzenlemeler şurada bize engel oluyor. Şu hukuki ve yasal düzenlemeyi çıkaralım. Türk ordusuna ve cumhuriyetine karşı bu operasyonu durduralım. Tamam mı? Milli Güvenlik Kurulu muhtemelen kulağın üzerine yatacaktı. Çoğunluk çünkü. Hemen ertesi hafta, bir hafta sonra, 10 gün sonra neyse. İlker Paşa bunu yapmıştır da eminim. Ya belki yapmıştır, bilmiyorum. Yapmadı. Bak ben yapmadığını anlatacağım sana. Gittim başbakana. Sayın Başbakan, ben Milli Güvenlik Kurulu'na anlattım. Yasal vardı. Size bağlıyım ben. Buyurun, genişletilmiş bir dosya daha. Bu istihbaratımız, bu şey. Bunların Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı aynı anda
fuhuş, şantaj, casusluk, teröristlik, darbecilik şeklinde soruşturma açtı. Okul birincisi gencecik teğmenlerin istikbalini kararttıkları, terör mücadelesinde gazi olmuş kahraman subaylarımızı sanal belgelerle iftira attıkları, pırıl pırıl generallerimizi, yetişmiş kurmaylarımızı darbeci terörist diye hiçbir delil dayanmadan A4 kağıdına yazılmış yazılarla iftira attıkları. Bunların karşısında Türk milletinin ve Türk ordusunun savunma, meşru müdafaa hakkı olduğunu ve bu konuda tedbir alması istemiştim sizden. Bunları lütfen alınız. Almadı başbakan. Gel kardeşim bak ben mesela olmaz ya bir genelkurmay başkanı olmak bizim haddimiz değil. Herkesin bir yetkisi, uzmanlığı var. Ama ben de devlet yönetmiş, müsteşarlık, genelmülk seviyesinde, bakanlık seviyesinde bir devlet adamıyım. Ben de derim ki kardeşim gel bakayım askeri şeye. Şu al bu dosyayı kardeşim. Soruştur. Kime diyeceksin bunu? Hukuk müşavirine, adli hukuk müşavirine. Hukuk müşaviri bu tezgahı yapan polis, savcı ve yurt dışı bağlantılarından tespit ettikleriyle ilgili derhal soruşturma açacak. Tutuklama yetkisi olanlar tutuklama yapacak. Tutuklama yetkisi olmayanlara da tutuklama izni isteyecek. Başbakan telefon atacak. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Hukuk içinde gereğini yapıyorum. Nasıl yapar? Yaparım efendim. İstifa et. Hayır istifa edeyim ama bunu kamuoyuna açıklar istifa ederim ben. Toplantı yaptın. Arkadaşlar savcı onu yapsa kozmik odasında Türkiye'den girilebilir miydi? He? Zerzevat satan askerler bana suikast yapacak deyip dava açılabilir miydi? Türk ordusuna fuhuş yapamam. Ya oldu yapma. Ne yaparsın en fazla istifa edersin. Bir de basın toplantısı yaparsın. Başına ne gelirdi İlker Başbuğ'un? Bundan daha kötü bir şey gelir miydi? Evet müebbetten öte bir yol gelmezdi. Yok. Şimdi çok cesurca bir tesis yaptı ki bugün yine ziyarete gitmiş şeyler gazeteciler cemiyet üyeleri. Onlar da asimetrik psikolojik hareket demiş. Teşhis doğru ama tedbiri ben mi alacağım? Evet. Yalnız şöyle bir şey oldu. Kayseri'deki bir olayda silahlı kuvvetler kendi içinde bir soruşturma yapıyor. Cemal Temizöz bir şanlı subaydır. Evet. Cizre'yi PKK'dan alan 1994'te, 93'te, 94'te Cizre PKK tarafından fiilen teslim alınmıştır. O zaman binbaşı gidiyor orayı PKK'dan teslim alan bir kahramandır. Tesadüfen bu son süreçte orada albay olarak görev yapıyor Cemal Temizöz. Kayseri'de doğru. O cemaat, o FETİP'i örgütün doğru ama yalnız bırakıldı o Cemal silahlı Temizöz'ü. Kuvvetlerdeki uzantılarına soruşturma başlatıyor. Cemal Temizöz apar topar hemen bir iftira attılar ve Cemal Temizöz'e bir sürü ceza verdiler. Evet, müferit olursa evet. Bunu yaparlar. Evet. Siz bunu merkezi olarak yaptığınız zaman bakın benim söylediğim öneri tamamen demokrasi ve hukuk kurallarına uygun. Asimetrik psikolojik harekat tespitini yapmışsa bir genelkurmay başkanı o devlete yönelik bir tehdittir. Askeri yargıyı harekete geçirmeliydi. Tabii, askeri savcılar harekete geçir o zaman yetkisi var. Evet. Hemen bu Fethullah örgütüne karşı veya da ne diyorlarsa adına F tipi örgüt diyorlar. Yani böyle bir örgüt var mı yok mu? Hemen da Fethullah Gülen örgütü demeyelim. Çünkü boyuna dava açıyorlar. Tabii dava açmasına onu tamam. Düzeltelim. Onu düzeltiyoruz. F tip cemaat görünümlü evet. Silahlı F tip evet. Örgüt diyelim. F tip örgüt diyelim çünkü daha önce medyada böyle şeyler de çıktı. Tamam. Evet. Peki onu düzeltelim. Tamam. Evet. Hukuka uygun olsun her şey dediğimiz. Tamam. Hukuka uygun evet. Eyvallah. Ya ceza gelmesin kanalımıza. Tabii, cemaat görünümlü F tip örgüt. Evet. Tamam mı? Adına ne diyorsanız değilsiniz. Böyle bir örgüt var mı yok mu? Ya biz var da demiyoruz esasında şimdi. Evet. Ama karineler bunu gösteriyor. İddialar bunu gösteriyor. Bu konuda yazan Sokse'de kitap var, iddia var, itiraf var, bir sürü şey var. Şimdi Danıştay'a böcek yerleştiren tabii, hakim var tabii, geçen hafta açıkladık. Yani bunu. Yüzlerce karine var. Tamam evet, mı kardeşim? Bunu evet. Yap. Sen bunu yapmazsan askeri savcının o zaman yetkisi de var. Yetkiler alınmamış. Adamlar bunu fark etti. Bunların soruşturma yapma yetkisini de aldılar biliyorsun askerlerin kendi kendine. Yani ya tezgahı sen ben görüyorum dışarıdan. Yazıyorum, konuşuyorum, sen evet. Söylüyorsun. Koca genelkurmay bunu görmüş. Ha gördük hukuka sahip değil. O zaman siz hukukun siyasallaştığının, adaletin hukuk kuvvetli ararlı prensibinin tek elde otoriter bir rejime yöneldiğinin, size karşı psikolojik harekatın bütün hızla devam edeceğini göremeyip kendinizi dahi savunamıyorsanız bugün ağlayıp yakınmanın anlamı yok. Çok konumuz var sevgili bakanım. Evet. Çok ama. Şimdi gelelim Suriye'ye. Bir helikopter düşürme olayı oldu. Ben onu NATO'yu o şeye dahil etme teşebbüsü olarak yorumladım. Ama daha trajikomik bir şey var. Sevgili bakanım, Türkiye'de asgari ücret 800 küsür lira. Ve asgari ücretle çalışan milyonlar var. Ama asgari ücretle iş bulamayan yine milyonlar var. Böyle bir Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan Suriyeli kaçkınlara... Ben onlara mülteci, sığınmacı falan demiyorum. Kaçkın. Vatanına ihanet eden kaçkındır. Vatanına ihanet eden kaçkınlara Recep Tayyip Erdoğan
Ayda 400 dolar yani 800 lira para veriyor. Kimin parasını kime veriyorsun Tayyip Erdoğan? Senin babandan mı kaldı yani babanın servetinden, mülkünden mi dağıtıyorsun? Kime sordun bu parayı dağıtmak için sorusu meşrudur ve o soruyu soruyoruz. Tabii. Recep Tayyip Erdoğan kimin parasını kime dağıtıyor? 600 bin fiilen şey statüsünde sığınmacı ama 1 milyon üstünde Suriyeli var. Ve bunlara her ay 400 dolar para dağıtıyor Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili seyirciler, sadece ihracat kaybımız değil, sadece ikili ilişkilerde ya da sınır ticaretinde değil, onlara ödenen maaşı, onlara verilen yiyeceği, içeceği hesap edin. Türkiye'nin neredeyse kaynakları Suriyeli kaçkınlara akıtılıyor, Suriye'ye akıtılıyor. Karşılığında hiçbir şey yok. Tam bir kaos, tam bir Suriye çölüne, Orta Doğu çölünde boğulma, Suriye çölüne gömülme fotoğrafı var. Şimdi birazdan tabii size... O halka verdiğinde ben yine bir şey hani insani ama esas El Nusra, El Kaide'ye para atıyorlar. Oraya geleceğim. Korkunç yani. İnsani ama yani şimdi bu insani ölçüyü de değerlendirmek lazım. Yani siz vatanına ihanet eden insanları burada ödüllendiremezsiniz. Yok böyle bir şey. Şimdi El-Kaide dediniz tabii haklı olarak hani değerli yalnızlık diye bir kavram icat etti AKP. Zaten kimse selam vermiyor. Kimseye de 5 kuruşluk bir itibarı yok. O hale getirildi Türkiye. Utanmadan, sıkılmadan ya beni adam yerine koymuyorlar. 5 kuruşluk itibarım yok diyemiyorlar tabii. Değerli yalnızlık. Ne demekse değerli yalnızlık. Görünmemiş bir kavram. Adam yerine koyan yok be. Türkiye'yi o duruma getirdiniz. Adam yerine koyan yok. Dolayısıyla Başbakan Başdanışmanı İbrahim Kalın Dışişleri Danışmanı utanmadan bunu söylüyor. Tabii Başbakan da kafa sallıyor. Değerli yalnızlık diyor. Yalnız değerli yalnızlıkta bir yoldaşları var. Evet. Ciğer söken, evet. Ciğer söken, gırtlak kesen, gırtlak vahşi, kesen, vahşi katiller gırtlak sürüsü. Kesen El-Kaide çeteleri. Maalesef. Evet, Türkiye'nin değerli yalnızlıktaki tek yoldaşı bu El-Kaide çeteleridir. Bravo. Ve bu El-Kaide çetelerine örtülü ödenekten, o ben size soracağım, paralar aktarılıyor, dehşet rakamlar. Siz Aydınlık Gazetesi'nde çok güzel bir evet. yazı yazdınız. Orada 1995'ten bugüne örtülü ödenek tablosunu yayınladınız evet. sevgili bakanım. Örtülü ödenek nedir? Siz devlet yönetiminde bulundunuz. Nerelerde kullanılır? 95'ten bugüne örtülü ödeneğin seyri nedir? Şimdi tabii örtülü ödenek yani çok istisnai ve özel nitelikli bir harcama kalemi ve bütçeye izbedel konur. Yani 1 lira olarak konur. Eğer olaylar, gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları açısından çok lazım olan bir harcama gerekirse buradan yapılır. İstisnai harcamalar. Başbakan'a özeldir. Başbakanların namusuna, ahlakına emanet edilmiştir. Evet. Çünkü orada tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır. Çünkü denetimi yok. Kontrolü yok, kaydı yok, kuyudu yok. Çektim diyor, aldım o kadar. Ne yaptığı belli değil. Şimdi hatırlayın Tansu Çiller'in bir dolandırıcı nedeniyle. Harsadan. Ama orada bir özel bir kasıt yok. Yani ben bu parayı alayım da şuraya harcayayım değil. Zaten o dönemde bakın 95 yılında harcanan örtüyü de gönderiz 1 milyon lira bütün gürültü. 95'te. Ama demokratik toplumda ayağa kalktı. Dolandırılmasına dolandırıl diye büyük fatura ödedi demokratik olarak evet. Tansu Çiller. Yani şu anlamda söyleyeyim savunmak için yapılan yanlışı ya bir dolandırıcıya devletin kendini dolandırmaması lazım. O ayrı bir konu ama bir kasıt yok burada yani. Bir özel kullanım planından bahsedilmiyor. Sadece bir ufak bir para yani onu. Şimdi bakınız 2013 8. ay itibariyle 873 milyon olmuş. Bu 1 milyarı bulur. Pardon. Şimdi bir kaç katı oluyor? 800 katı oluyor. 800 katı. 15-16 sene sonra. Böyle bir şey yok. Bunu izah edemezsiniz. Burada çok ağır iddialar var. Ki bu kaç aylık 873? 8 aylık. 8 aylık geçen 873. Geçen senekini söyleyeyim 694 milyon. Yani mesela 2002'de bunlar iktidara geldiğinde 3 Kasım'da geldiler. Dolayısıyla yani Ahmet Ece'yi iktidarında toplam 120 milyon. 120 olmuş 10 senede 900 milyon. Böyle bir şey olabilir mi? Nereye harcıyorsunuz paraları siz? Her gün birkaç milyon lira sokağa atmanız lazım. Hangi Türkiye'nin âli menfaatine? Çok ağır ve vahim iddialar var. Para bu kadar çok harcanınca İddialar da doğal olarak vahim oluyor. Açıklık getiremiyor. Vahim iddialar var. Özel bir komisyon kurmak lazım buna. Özel bir denetim getirmek lazım. Ben onu yazmaya çalıştım. Yani örtülü ödenekteki bu harcamalar sizin az önce söylediğiniz çetelere yapılan yardımı bana hatırlatıyor. Çünkü öbür
burada halka yapılanlar gizli örtü ödenekten falan yapılmıyor. Yani oraya gelen çadır kentte yaşayan evet, onlar yok. Zavallı garip halka da onlar açıktan. İnsani amaç yapılan onların kaydı kuydu var. Yani. Evet evet. Örtü ödenek değil o. Bu ayrı bir iş yani. Bu silah, bu şey El-Kaide'ye El-Nusra silahları acaba bizim örtülü ödenekten mi alıyor? Bu soru meşru. Meşru. Yani hatta sarin gazının Türkiye üzerinden gittiği iddia ediyor. Bunlar yarın çıkar bakın. Çok tehlikeli oynuyor Tayyip Erdoğan oyunu. Ve açık söylüyorum. Mesela dün bir konuşma yaptı. Tüylerim diken diken oldu. Bir Malatya'dan bir yerde. Evet. Biz diyor tinerci nesil değil de inançlı nesil yetiştireceğiz. İlk bakışta güzel oluyor. Neye inanacağız biz? Tayyip Erdoğan'ın El-Nusra'larının inancına mı inanacağız? Evet. Yoksa hakiki... Ya biz Allah'ın İslam'ına inanırız. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yazan Türklerin temiz Müslümanlık inancına mı? Ben evet, çok doğru. Türklerin Müslümanlık inancının çok temiz, doğru bir inanç olduğunu, El-Kaide ve El-Nusra'nın ise Müslümanlık adına cinayet işleyen bir elikanlı vahşi katiller sözü oluyor. Tayyip Erdoğan'ın inancı Emevi Arap El-Nusra inancıysa eğer biz o inançta yokuz. Biz Allah, Muhammed, Ali diyen Türklerin Müslümanlık inancının en temiz haliyle yaşayan bir toplumu, siyaseti dinle ayırabilen, dinle devleti ayırabilen, inançlara saygılı bir milletiz. El-Nusra kendisi gibi düşünmeyeni, kendisi gibi giyinmeyeni kesiyor ya, gırtlağını kesiyor ya. Bunlar orta çağda bile yaşanmamış şeyler kardeşim. Tayyip Erdoğan'ın yetiştirici inançlı nesil ancak El-Nusra'nın inancı olur ki biz bunu reddediyoruz. Biz Tayyip Erdoğan'ın Emevi, El-Nusra'cı, El-Kaideci zihniyeti eğer inançlı olarak onu kastediyorsa ki davranışlarından, ittifaklarından o anlaşılıyor. Biz bunu reddediyoruz. Bizim inancımızla, bizim inancımıza karışma. Allah'la arama girme Tayyip Erdoğan. AKP yokken, sen yokken de bu milletin %99'u Müslümandı. İnşallah ilk seçimlerde tokadı yiyip bittikten sonra da bu millet Müslüman olacak. Bravo. Öyle mi? Çok. Onun için örtü ödenekte büyük şaibe vardır. Bunlar iktidardan gittiği zaman hiçbir iktidar bu kadar gürültülü gitmez. Altı çok pis bunların. Gırtlağına kadar batmışlar. Ben eski müfettişim. Yani el attığımız her yerden bir şey çıkacak. Görüyorum onu. Zaten bunlar da gitmemek için rejimi değiştirmeye çalışıyorlar. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar Suriye ile. Muhalifleri hapse atıyorlar. Televizyonları, bakın televizyon dediniz ya. Evet. Ben Almanya'ya gittim, seçimler var. Bak bir şey anlatayım size. Yani biraz magazin olsun. İşte orada ADD başkanı, şey bizim TGB Almanya başkanı Beyhan. Çok iyi bir çocuk yani. Ondan sonra şey filan olacağı bir çok akıllı, aklı başında insanlar. Ufuk Bey biraz gezdireyim size. Berlin tarihi bir tur attık şöyle birkaç saat. Orada dediler ki bir apartman dediler. Merkel burada oturuyor. Dedim hala oturuyor mu? Hala oturuyor. Önünde bir polis arabası, iki tane polis. Yani arabada da iki polis var. Başka hiçbir güvenlik yok. Dedim şaka mı yapıyorsunuz siz? Efendim dedim soralım. Polislere sorduk kapıda. Dedim Merkel burada mı oturuyor? Ben inanmadım yani. Sordular. İnanmadım değil de inanamadım daha doğrusu. Sorduk, benim yanımda sordular. Evet burada oturuyor. Geliyor mu? Şu zaman yani Berlin'de olduğu zaman burada kendi evinde kalıyor dediler. Yani tabii seyahate gidiyor, bilmem ne gidiyor. Bu kadar mütevazi. Şimdi bizimkilerin koruma önlemlerine bak Allah aşkına. Arada da DHKPC adı altında bir takım yabancı istihbarat örgütlerini yönlendirdiği örgütlere gece yarısı duvarlara bomba attırıp terör tehdidi yaratıyorlar böyle yalandan. Evet. Ve koca Taksim Gezi Parkı'nda o Haziran direnişinde milyonların demokratik barışı gösterisini de terörizme eşdeğer ederek böyle evet. Uyanık adamlar. Ona geleceğiz. Korkunç, korkunç ona teziyen. Geleceğiz. AKP gitmemek için her şeyi yapar. Çünkü buraya kadar bana göre yolsuzluk, partizanlık ve kayırmacılık çıkacak altlarından. Kalkamaz o koltuktan. Onun için bizim demokratik milli ittifaka şiddetle ihtiyacımız var. Sağ sol demeden var. Sandıkta birleşelim, Atatürkçüler birleşin diyorum. Karşımızda bir felaket tablosu var. Savaşa gidiyoruz, mezhep kavgasına doğru Suriye'de sürüklenmek istiyoruz. Partizanlık almış gitmiş. Adam kendi inancına göre adam yaşıyor. Tayyip Erdoğan'ın inancı El-Nusra, El-Kaide inancına yakın benim görüşüme göre. Onun davranışları, ittifakları, söylemlerinden ben öyle çıkarıyorum. Onun inancı Türkiye için felakettir. Benim inancıma karışamazsın sen. Senin inancından nesil demek Türkiye'nin felaketi demektir ya benim için. Sen ne yaptın bunu söylersin? Laik bir ülkede kardeşim. Laik demokratik cumhuriyetin savcıları, anayasal kurumları. Niye susuyorsunuz? Burayı bir din devletine dönüşmek isteyen, bir mezhep devletine dönüşmek isteyen bu siyaset iktidara karşı niye susuyorsunuz? Evet. Laikliği savunun, cumhuriyeti savunun. Biraz yürekli olun. Hak edin bu cumhuriyet. Ayıptır ya. Evet. Şeye çok önemli bir nokta. Bir şey daha, bir dakika sözünü kesin. Bugün estağfurullah. Doluyum. Buyurun, buyurun, buyurun. Şunu göstereceğim. Sebahattin'cim. Bu nerede çıkmış? Foreign Policy dergisi. Hı. Şöyle alalım. Bak. Foreign Policy dergisi diyor ki,
Tayyip Erdoğan, önde de maskeli adamlar. Şimdi maskeli adam dedi, demokraside böyle adamlar var mı? Bu kim ya? Ha, bunlar Hamasçılar. Bak, şimdi diyor ki Foreign Policy dergisi, Hamas'ın İzzettin el-Kasım Tugayları'nın kurucusu Salah el-Aruri'ye Türkiye'de operasyon yaptırıyorlar. Türkiye bunu koruyor. Tüm finansal operasyonları, illegal para çıkışlarını İsrail'e karşı göğe bilen. Şimdi bir taraftan diyor, bak şimdi. Bunlar bunu diyor. Arkasından The Times. Türkiye sınırının denetlemeli diyor. The Times İngiliz gazetesi, bir, evet, bilinen köklü bir gazete. Bunlar diyor Türkiye sınırını denetlemiyor. Bütün El-Kaide, o ISIS denilen, hani Irak bilmem ne, Şam, İslam Devleti filan, bütün beslenmesini buradan yapıyor diyor. Yani Türkiye'nin böyle giderse bir terörü destekleyen ülkeler arasında listeye alınabileceği yolunda bile iddialar var. Türkiye'yi ne hale getirdiler? Eli kanlı, din adına cinayet işleyen El-Kaide katillerinin ve Hamasçı dinci militanların üssü olduk biz. Ya biz hani layık, çağdaş, demokratik bir ülkeydik. Niye bizi Orta Doğu'nun bataklığına çektin kardeşim? Niye sürüklüyorsun bizi? Niye her gün Suriye'ye kafa tutuyorsun da PKK'lı katillerin karşısında süt dökmüş kuzusun? Seni 3 kuruşluk o PKK'nın, gravatlı PKK'lı BDP'ler her gün sana hakaret ediyor televizyondan. Gıkın çıkmıyor. Evet. Ya yönetmenim uyarıyor ya, sevgili bakanım. Türkiye'yi İslamcı teröristlerin merkezi yapıyor bu adam ya. Bizi felakete sürüklüyor. Onun için tehdit büyüktür. Atatürkçüler birleşin, milliciler birleşin, sağ sol demeyin. Hele particilik yapanlar benim gözüme yok. Güç birliği yapacaksınız. Evet, çok haklısınız. Değerli seyirciler, ikinci bölümde dün Ankara'da yaşanan o olayın perde arkasını aktaracağım. Hani DHKPC'li iki militanın duvarlara roket atmasının perde arkası. Bu haber bir hafta önce Zaman Gazetesi'nde yayınlandı. Yani şöyle yayınlandı. İsim vererek, ölen teröristin ve yakalananın bizzat ismini vererek böyle bir saldırı yapılacağının haberi yayınlandı. İsteyen Oda TV'de dün tekrar etti, bunu görebilir. Hükümet, o zaman şu soru akla geliyor. Hükümet bunu bilerek mi acaba izin verdi? Şunun için, nasıl bilerek izin verdi diye sormayın. Şunun için, Gezi'deki o şanlı kalkışmayı DHKPC ile örtüştürmek. Hiç alakası yok. Ve birazdan o ayrıntılara gireceğim. Ve onu DHKPC ile Gezi'nin ne alakası var, ama onu örtüştürmek için bu terör eylemine bilerek izin verdiği, göz yumduğu iddiaları var. Neye dayanarak söylüyorum? Zaman Gazetesi bir hafta önce bu iki teröristin isim vererek, hem de ölen teröristin de ismini vererek haberini yaptı. Eylem yapacaklar diyor. Evet, eylem yapacaklar diyor. Şimdi bir saat sonra eylemden, bir saat sonra bunları yakalandığına göre demek ki bunlar izleniyordu, eylem yapsınlar. İstendi, eylemden sonra hemen yakaladıklarına göre Gezi olaylarını, bu olayı örtüştürmek için tıpkı Hrant Dink'in Ergenekon tezgahına zemin olsun diye öldürülmesi tertibi nasılsa, ben dünkü DHKPC eylemine göz yumulmasını buna örtüştürüyorum. Gezi'yi kirletmek için pırıl pırıl olan 3.524.000 insanın yürüdüğü Gezi olayını kirletmek için maalesef AKP derin devletinin bu olaya göz yumduğu. Eğer göz yummasaydı bir saat sonra bu katilleri nasıl, DHKPC'lileri nasıl yakalardın? Ki Zaman Gazetesi bir hafta öncesinden bunun haberini yaptı. Bak, bu iki isim eylem yapacak. Polis istihbaratında böyle bir bilgi var. Bunu polis istihbaratı aldı. İlgili timler de, terörle mücadele timleri de bu teröristleri takibe aldı. Eylem yapılmasına izin verdiler. Amaç Gezi'yle bunları örtüştürmekti. Bir saat sonra yakaladılar. Bir de terör mağduru pozlarına yatacak. Bir de terör mağduru pozlarına. Bu bir tezgah. Ve Hrant Dink olayı nasıl kirliyse, arkasında FETÖ bir örgüt varsa, Ergenekon tezgahına zemin hazırlamak için yaratılmışsa, ben dünkü DHKPC saldırısının da böyle olabileceğini düşünmeye başladım. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ben bir gazeteci olarak burada kuşkularımı dillendiriyorum. Değerli seyirciler, ikinci bölümde çok önemli konu başlıklarımız var. Mesela bu camide içki içilmedi diyen Dolmabahçe Camii'ni sürgün ettiler, biliyor musunuz? İçki içilmedi, yalan söylemediği için sürgün yedi müezzin. Dolmabahçe Camii'nin müezzini. Daha bunun gibi pek çok konu. Mark Rossman'ı biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri eski büyükelçisi.
İhlas Holding'e baş danışman oldu. Türkiye Gazetesi'nde ki Türkiye logosunu kaldırttı. Daha pek çok konu başlığımız var kısa bir aradan. Tekrar birlikteyiz değerli seyirciler. Sayın Ufuk Söylemez'le beraberiz. Programın birinci bölümünün sonunda söylediklerimiz geniş yankı buldu. Çok sayıda seyircimizden bu bağlamda mesaj geldi. Teşekkür ederiz. Tekrar edelim, tekrar edelim. DHKPC'nin Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ve polis evine yaptığı saldırının istihbaratı bir hafta önce geldi. Neye dayanarak söylüyorum? 10 gün önce hatta Zaman Gazetesi'ndeki habere. Zaman Gazetesi öldürülen DHKPC'nin de ismini vererek işte şu isimler yeni büyük bir terör eylemine hazırlanıyor diye haber vermişti. Bu şu anlama geliyor. Polis istihbarat demek bunları izliyor, gözlüyor, tespit etti. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Peşi sıra eylem oluyor. Eylemden hemen bir saat sonra bunlar sanki kendi elleriyle koymuş gibi teröristleri, DHKPC'lileri yakalıyorlar. Şimdi ve şu soru akla geliyor. Yani polis, AKP iktidarı böyle bir eylemin olacağından haberdardı. Havgaz tabiriyle sabit. Yani kendilerine bir zarar gelmeyeceğini de biliyorlardı. Duvar, evet, duvarlara vuracaklar. Yani. Duvarlara vuracaklar, o da belli. Gece yarısı duvara atılıyor. O da belli. Ve belki de zarar gelecekti. Yani hiç gelmedi ayrı da yani. Ses çıkarsın diye. Ay belki de zarar gelecekti. Duvara gelmeyip de camdan içeri de girebilirdi. Yani şimdi acaba camdan içeri de tezgah olduğunu anlatmaya çalışıyorum evet, şimdi yani. Yani 20 kişi 30 kişi de ölebilirdi. Ya acaba ben diyorum madem bir saat sonra eylemden bir saat sonra bulabiliyorsun. Bir saat önceden niye bulamıyorsun? Bulabileceğine dair şey var, emareler var, Zaman Gazetesi'nde haber ortada, istihbarat. Yani orada 20 kişi, 30 kişi ölsün, Gezi'yi kanlı imaja sokalım mı amaçlandı? Bu soruyu gündeme getiriyorum. Bir de tabii AKP'yi terör mağduru göstermek istiyorlar. Evet. Yalan evet, yani. Evet. Yani siz AKP'nin terörle konusunda samimi olmasının asla inandırıcılığı yoktur. Samimi olduğuna dair. Çünkü PKK ile el ele kol kola omuz omuza gönül gönül. El Nusra ile el elesin sen. El-Kaide, terörle mücadele edemez AKP. Evet. El Nusra yani teröristliği dünyaca tescilli olan El-Kaide gibi PKK gibi örgütlerle yoldaş olan AKP'nin terörle mücadele noktasında samimi olduğuna kimseyi inandıramaz. Tamamen Taksim, şanlı Taksim direnişini lekelemek, şaibelendirmek ve önümüzdeki gün bugünlerde üniversitelerin sokağa çıkmasını engellemek için bir tezgahtır diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Üniversiteler dediniz de aklıma geldi. Üniversitede tören yapılmıyor. Akademik açılışta gelenektir. Tören yapılır. Başbakan, bakanlar konuşur. AKP'li bakanlar, üniversitelere, rektörler de bu güdümlü YÖK tarafından yani partizanlaşmış YÖK tarafından 12 Eylül ürünü YÖK tarafından atandığı halde rektörlerin düzenlediği toplantılarda akademik yıl açılışı yapamadı üniversiteler. Çünkü halkın öğrencilerin demokratik tepkisinden korktular. AKP'li bakanlar, genel başkanları başta olmak üzere artık konserlere, maçlara, üniversitelere kolay kolay girip demokratik bir ortamda bir konuşma yapamazlar. Ağır demokratik tepki görecekleri çok açıktır. Üniversiteler ilk defa törensiz açıldı. Geçen hafta ben yoktum, seyahatteydim. Gazetelerde gördüm. Karşıyaka Spor Kulübü maçında Karşıyakaların Mustafa Kemal'in askerleri açtıkları pankart. Dün Fenerbahçelilerin, aslanların Mustafa Kemal'in askerleri diye bağırması. Her şeyi politize ettiler, toplumu böldüler ama toplum da size bu cumhuriyeti yıkmanıza izin vermeyecek. Statlarda, üniversitelerde, sokaklarda AKP yok. Şimdi sandıkta da yenileceksiniz. Demokrasi ve hukuk içinde yenileceksiniz. Sakın kimseyi hukuk dışılığa iterek o otoriter devletinize, polis şiddetinize ve siyasal yargınıza malzeme yaratmaya kalkmayın. Türk milleti sizi demokratik hukuk yollarından götürecek, sandığa gömecek, yolsuzluklarınız ve başarısızlıklarınızı da anlayacaksınız.
Ondan sonra cuma namazından çıkıp da mağdur olduk başörtüsü edebiyatı da yapamaz hale geleceksiniz. İnşallah. Evet. Başbakan hatırlayalım. Gezi eylemlerine, direnişine katılanları terörist olmakla itham etmişti. Sevgili seyirciler, İçişleri Bakanlığı'nın raporuna göre 3 milyon 500 küsür bin, 560 bin civarı bir kitle Gezi eylemlerine destek verdi. Bu devletin rakamları, yani AKP'nin rakamları bu. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışına göre Türkiye'de 3 milyon 560 küsür bin terörist var. Yani o anlam çıkıyor. Gezi eylemlerine katılanlar herkes teröristse 3,5 milyondan daha fazla terörist var demektir Türkiye'de. Evet, maalesef Recep Tayyip Erdoğan için APO ve ciğer söken El-Kaide çeteleri terörist değildir ama Taksim Meydanı'nda karanfil dağıtan pırıl pırıl gençler teröristtir. AKP iktidarını ve Türkiye'yi anlatan en iyi fotoğraf budur sevgili seyirciler. Tayyip Erdoğan bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Gezicilerden korkuyor, halktan korkuyor, milletten korkuyor. Çok korktuğu için de korkutmaya çalışıyor. Şimdi de işte yok dava açacağız, yok terör davası yapacağız, yok şu yapacağız, bu yapacağız. Panik halinde Tayyip Erdoğan. Ve o paniğin yansıması olarak bütün bunları yapıyor. Yani daha da zulme ve polis şiddetine falan başvurabilirler. Ben öyle görüyorum. Ama yani, sonuç alamazlar. Zulmün artsın derler ya, bir evet. Yerde sonu yaklaştırır. Eğer evet. Böyle polis devletine, siyasallaşmış yargıya teşebbüs ederlerse belki biraz insanlara üzüntü, acı verirler ama sandığa gömülmelerini garanti ederler yani. Türkiye'de artık korku yenilmiştir. Önemli olan oydu. İnsanlar maalesef Sayın Söylemez'le beraber 4. senemiz burada, her hafta ki Aydınlık Gazetesi'nde okuyanlar biliyor zaten. Sayın Bakanım da ben de her şeyi yazıyoruz. Tabii, demokratik meşruiyet içinde yani, cumhuriyetçiyiz, evet, milliyetçiyiz, yani, Atatürkçüyüz sonuna kadar. Teslim olmayacağız. Hukuk içinde, ahlak içinde kalarak tabii mücadeleye devam edeceğiz. Dolayısıyla gerçekten bir ara böyle insanlar telefon edemez, mail atamaz oldu. Ama şimdi itibarımız iyi sokakta. Mesele o değil. Yani hayır, millet kırdık. Ne sizin derdiniz, ne benim derdim. Benim telefonlar durmuyormuş şimdi, evet. İtibar insan falan da değil. Bak, bizim şahsi derdimiz ama birilerinin, yani birileri Silivri'de bedel ödüyorsa, birileri Hastal'da bedel ödüyorsa, birileri de çıkıp risk almalı. Yani bir şey diyeceğim bak. Diyor ki şu isim vermeyeyim. Şu vatandaş muhalefette AKP karşı olduğu bilinen insan. Şunun da ismini deyin, bunun da ismini söyleyin diyorlar. Bakın biz isim söylemek ister hiç çekinmeyiz. Fakat kerameti kendinden menkul insan olmayacak bize. Atatürk Cumhuriyet devrimci mücadelesi var bugün Türkiye'de. Yani bu bir devrimci mücadele, karşı devrime karşı yapılan milli bir mücadele. Sınıf kavgası değil, parti kavgası değil. Buna bir şekilde katılacaksınız. Yani ben önemli bir adamım diyorsam, ben siyaset devlet adamıyım, ben önemli bir akademisyenim, sanatçıyım, gazeteciyim, aydınım, vatanseverim, sıradan bir insanım ama bu katılacaksınız. Evet. Aydınlık Gazetesi alacaksın, ulusal kanala gönüllü olacaksın, milli merkez toplantılarına katılacaksın, evet, demokratik evet toplantılarda yer alacaksın, Atatürk bayrağını asacaksın, bizimle temas kuracaksın. Ben yani kenarda oturayım, ben keşfedilmeye, biz rejisör dedik ki insanları keşfedelim. Biz demokratik milli mücadelede samimi olan herkese kol kola gireriz. Bölücü olma, yobaz olma, kim olursa olsun biz Mevlana gibi evet gel diyoruz kardeşim. Evet. Ama şunun adını anmıyorsun. Bu öyle bir alınanlara gerek yok yani. O mesajlara takılmayın ne olur. Şimdi Aydınlık Gazetesi'nden sevgili Mustafa Mutlu geldi. Sevgili Can Ataklı Ulusal Kanal'da. Çok iyi oldu. Sevgili Ümit Zileli ile beraber haberleri Ümit Zileli sunacak. Büyük bir atılım. Keza Can Ataklı yorumlara başlıyor, günlük yorumlara. Bir şeyin altını çizelim net olarak. Aydınlık Gazetesi Milliyet ve Vatan Gazetesi'nin zeminine oturdu. Artık kitle gazetesidir. Türkiye'nin gazetesidir. Bütün Türkiye'yi ve değerlerini kucaklayan bir gazetedir. Zaten yayın çizgisiyle ortada. Doğu Perinçek Bey ısrarla bunu talep ediyordu, istiyordu, arzuluyordu. Ve Aydınlık Gazetesi'nin artık bu zemine geldikten sonra mutlaka 100 binin üstüne çıkarmamız lazım. Hala içinizde Tayyip Erdoğan'ın yoldaşı Demirören'in Milliyet ve Vatan Gazetelerini alanınız varsa
Ve evet, yine de bize kafa sallıyorsanız, haklısınız diyorsanız kafa sallamaya hakkınız bu yok. Bu alışkanlıklarını değiştirsinler. Evet, o alışkanlıklarınızı değiştirin. Yani Milliyet Gazetesi'nde görüyorsunuz kimler kovuldu, kimler kapıya kondu. Hatta Hürriyet Gazetesi'nde yani Emin Çıraşanlar, Oktay Ekşiler, Tufan Türençler, Cüneyt Ünseverler, Özdemir İnceler, bir sürü Hürriyet Gazetesi bile Tayyip Erdoğan'ın kısmen güdümünde, diğerleri öyle. O zaman gazetelerinizi değiştirin. Artık 20 sayfaya çıktı. Muhteva olarak Aydınlık Gazetesi her bakımdan doyuruyor. Onun için hiç olmazsa bunu yapın yani. Sizden hiç olmazsa yani, hadi meydan okuyamıyorsunuz, hadi sokağa çıkamıyorsunuz, hiç olmazsa gazetenizi değiştirin. Tabii, hiç olmazsa. Aydınlıktan iktidar korkuyor. Uçağa bindim, Almanya'ya gideceğim. Evet, gazete, yazdınız onu. Yurt içinde dağıtmıyorlar ama yurt dışında her türlü gazete var. Bir baktım, evet, saman balyaları gibi gazeteler var. Saman gazeteleri böyle. Böyle yüzlerce. Evet. Bir tane Cumhuriyet var. Yani diğer işte merkez medya denilen çıkarcı holding medyası, kişiliksiz medya var. Aydınlık var mı dedim. Yok dediler. Utandı böyle kızlar. Niye yok çocuklar dedi. Vallahi efendim yüklenmiyor falan. Peki sözcü alayım bari. Yani ona da razı olacağım. Ondan sonra o da yok dediler. İki gazete yüklenmiyor dediler. Dönüşte bir daha sordum. Türk Hava Yolları babanızın malı mıdır? Benim vergim ya. Milli Hava Yolu ya. Böyle şey olur mu? TRT. Hamdi Topçu, hukuk önünde bunun hesabını vereceksin. Verecek. Altını çizerek bunlar söylüyorum. Bunlar AKP gitmeyecek zannediyor. Hukuk önünde 1000 sene geçse bile, 1000 sene belki yaşamazsın da yani sağ kaldığın sürece hukuk önünde bunun hesabını vereceksin. Buna hakkın yok. Bir şey buna daha. Hakkın yok. Madem bürokrasiyi açtık, bir de TRT. TRT bizim milli yayın organımız, öyle mi? Evet. Senin benim herkesin vergileriyle sağ sol demeden parti ne yapıyor? Son derece taraflı yayın yapıyor. Bir tane adam çıkarmış, kadınlara hakaret etti biliyorsunuz. Evet. Ona gireceğiz mi bilmiyorum, o konu var mı gündemimizde. Türkiye'de kadınların istihdama katılımı oranı. Kadınları aşağılayan. Efendim %31, o da tarımda çalışan, evet, güvencesiz kadınları katarak. Batı'da kaç bu, %60'larda. Kadın ekonomiye katılmazsa, istihdama katılmazsa onun üretmediği bir toplum fakir bir toplum olur. Cahil bir toplum kalır. Kadına ta Atatürk zamanında verilmiş bu onurlu seçme seçilme eşit vatandaş olma hakkını adam elden ve TRT'den bu adam bu ahlaksızlıkları bize söylüyor. Kendi kör inancını bize dayatıyor. TRT'nin buna hakkı yok. TRT'ye onların anladığı dilden konuşayım. Benim verdiğim vergileri helal etmiyorum. Haram zıkkım olsun. Eğer benim vergilerimden bu adamlara para veriyorsanız haram zıkkım olsun. Ama sizin söylediğinize katılıyorum. Ey AKP iktidarının bürokratları. Bakın. Kraldan çok kralcılık yapıyorsunuz. Partizanlık yapıyorsunuz. Anayasaya aykırı suç işliyorsunuz. Halkın haber alma özgürlüğünü, tarafsızlığınızı yitiriyorsunuz. Bunun hesabını sizden sorarız. Milli hükümet, milli iktidar burnunuzdan fitil fitil getirir. Ama böyle F tipi yargılamalarla değil. Hukuk ve meşruiyet içine getirir. Çünkü yaptığınız suçlar açıkça halka karşı suçtur. Tamam mı? Çaldıklarınız, hırsızlıklarınız, yurt dışına kaçırsanız da, üçüncü şahıslar üzerine götürseniz de, Katar'a da kaçsanız gelir yakınıza yapışacağız. Evet. Yapışacağız. Evet, hazır olun. Ötesi yok. Bu arada mesajlardan biri Profesör Doktor Haydar Baş Bey'den bahsetmediniz. Siz bana ilettiniz. Ya unuttum onu. Evet. Oldu. Yani. Haydar Baş Bey haklılar yani. Ben yakından tanıdım. Gerçekten %100 milli bir insandır. Ekranlarda sizler de izliyorsunuz. Biz Haydar seviyoruz, Baş Bey'in televizyonlarında. Haydar Baş Bey'in işte Meltem Mesaj televizyonlarında. Mustafa Kemal'e sahipleniyor. Ehl-i Beyt'i sahipleniyor. Bütün Türkiye'yi sahipleniyor. Esat'a sahipleniyor. Esat'a sahiplenmek, Türkiye'ye sahiplenmek, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne sahiplenmek, anti-emperyalizmle mücadele etmek. Dolayısıyla Profesör Haydar Baş Bey gibi samimi, inançlı insanları başımızda taç yaparız biz. Duruş itibariyle. Dolayısıyla ona bir karşı eğer milli merkeze herkes dahil. Milli merkeze bakın saydım, evet, ben o, evet, lafın gelişi saydım. Aklıma meselesini kimi saydım? Gürt Partisi dedim. DSP dedim. Millet Partisi. Aydarbaş'ın partisi neydi? Bağımsız Türkiye Bağımsız Partisi. Türkiye Partisi. Evet. Başka? HEPAR. Hiçbirine, evet, bir önyargımız, evet, yok. Bunların hepsi vatansever, iyi insanlar. Evet. Ama %1'lik partilerle, %1'lik partilerle bu dağınıklıkta bu olmaz. Tehlike büyük. Cumhuriyetimiz, milli birliğimiz, varlığımız, dilimiz, Türkçemiz bile tehlike altında. Mezhep kavgasına, mezhep savaşına Suriye'de sürüklenmek istiyoruz. Buna karşı hala bu kadar partilerle dağılma lüksümüz yok. Olağanüstü bir dönem, olağanüstü çözümlerden geçer. İşçi Partisi'nin yaptığı cesareti, özveriyi siz de yapın. Evet. Siz de bir adım atın gelin.
Bak, yok şey Haydarbaş Bey gelin, şey toplantılar yapıyor Anadolu'da değil. Sürekli. Haydarbaş Bey'in bu dönemdeki mücadelesi takdire şayandır. Gerçekten övgüye değerdir. Alkışlıyorum onu buradan. Ve şey ilginç bir şey. Siz de ben de bunu gündeme getirdik. Recep Tayyip Erdoğan El-Kaide çapulcularını, El-Kaide militanlarını Çanakkale kahramanlarıyla bir tuttu, ya özdeşleştirdi. İnsaf değerli seyirciler. Çanakkale'deki kahramanlar, o destansı kahramanların El-Kaide alçaklarıyla bir tutmak hangi ahlaka sığar, hangi vicdana sığar ve hangi tarihi hakikate sığar? Yani gırtlak kesen mümin ne hanımların ırzına geçen yeni bir şey çıktı, seks cihadı diye. Ya korkunç. Dehşet bir şey, seks cihadı. Belki haberiniz yoktur. Bunu Tunus Başbakanı açıkladı. Radikal İslamcı örgütler El-Kaide'nin seks ihtiyacını karşılamak için Tunus'ta zorla, şerle hanımları toplayıp 50'şer, 100'er, 200'er gruplar halinde Suriye sınırına gönderiyorlar ve Türkiye üzerinden. Türkiye'nin bu konumu nasıl ifade etmek lazım, onu sizin takdirinize bırakıyorum. Türkiye üzerinden kadın gönderiliyor El-Kaide militanlarına ve buna seks cihadı diyorlar. Ben inançlı bir insanım. İslam, pek çok böyle fıkıh kitabını filan da karıştırdım, okudum. Ben seks cihadı diye bir kavramı ilk defa şimdi işitiyorum. Yani bunlarınki derim ya, bunlarınki Hazreti Muhammed'in İslamı değil. Korkunç. Amerikan İslamı. Seks cihadı. İnşallah Türkiye'den yoktur. Yani seks cihadına katılanlar, yani Tunus Başbakanı Tunus'ta var olduğunu söyledi. Türkiye'de hoş olsa bunu gizlerler, açıklamazlar ama düşünebiliyor musunuz? Çapulculara yürek ve ciğer söken alçaklara genç kızlar zorla götürülüyor. Hani geçen hafta ben burada dillendirmiştim. Bir gece içinde bir hanımefendiye Kürt kökenli bir hanımefendiye 8 defa ırzına geçtiler, tecavüz ettiler. Ay. Ama şey şu, metot şu: biri geliyor, nikah kıyıyor, nikah duası, hoca imam nikah kıyıyor, o önce tecavüz ediyor. Allah'ım. Sonra adam geliyor, boş ol, tamam. O boşanıyor, diğeri bu sefer geliyor, hoca bir nikah, diğeri kıyıyor. Peki bir şey soracağım. Tayyip Erdoğan inançlı nesil yetişeceğiz derken bu El-Kaide, El-Nusra'nın bu yöntemde de var mı bu inanç anlayışı? Acaba yani o soruyu kamuoyu önünde soruyor haklı olarak Sayın Bakanım. Yani bir gece içinde 8 nikah kıyılıyor. Bunlar din adına cinayet işleyen tecavüzden alçak bunlar. Bu İslam değil. 8 defa nikah kıyılıyor. Arap İslamı bu. İslam değil. Abdülvehhab İslamı, İngiliz İslamı, Amerikan İslamı. Yani Vehhabi İslamı dedik. İslam'a en büyük saldırıdır bu. Yani. Evet. Hazreti Muhammed'in İslam'ı güzel değil bu. Güzel ahlaktır ya. Hazreti Muhammed'in İslam'ı değil bu. Bu Abdülvehhab'ın, yani İngiliz ajanı, Vehhabiliği kurucusu Abdülvehhab'ın İslam'ı. Bu işte İngiliz İslam'ı o. Ama bugünkü Amerikan İslam'ı, El-Kaide İslam'ı değerli seyirciler. Seks cihadı kavramı da maalesef korkunç literatüre girmiş oldu. Ve heyhat, Türkiye'de kendine İslamcı diyen bir kişi bu konuda eleştiri yazmadı. Ya Tunus Başbakanı açıklıyor. Bunu öyle şey değil, delilli, ispatlı. Tunus Başbakanı diyor ki benim ülkemden seks cihadı diye 200 hanımı gönderdiler. Ya İslam'ı seksle, seks cihadı böyle bir kavramla örtüştürmek ne ya. Dehşet bir şeydir. Sapkın ya. Ve buna Türkiye'den ya Recep Tayyip Erdoğan ortaya çıkıp yani başka bir konuda fazla say Twitter'da bir mesaj attı diye ortalığı yıktılar. Bak seks cihadı diyor. Bunu ya. Bir başbakan söylüyor. Tunus Başbakanı tık yok. Bunların İslam'ı falan değil. Efendim bunların anlayışı şey. Demin siz bir şey dediniz. Çanakkale Savaşı ile. Evet. Şimdi Çanakkale Savaşı'nda ne olmuş? Emperyal güçler. Fransızlar, evet. İngilizler. Evet. Vatanımız işgale gelmiş. Mustafa Kemal Atatürk, evet, ve kahramanlarımız namus vatan demişler ve savunmuşlar. Şimdi onunla veya Kıbrıs Barış Harekatı. Orada Osmanlı'dan beri Türk toprağı olan Kıbrıs'ta Rumlar katliam yapmış, darbe yapmış, öyle mi? Evkoyacılar. Biz gitmişiz oraya, soydaşlarımızı, toprağımızı korumuşuz. Şimdi bununla Suriye'de bir
meşru seçilmiş bir cumhurbaşkanına karşı eli kanlı yobaz katillerin savaşında taraf olmak arasında nasıl bir beraberlik, benzerlik olabilir? Yani bu Kıbrıs Barış Harekatı'na, Çanakkale Savaşı'na ve oraya katılan, kan döken şehitlerimizin aziz hatırasına büyük saygısızlıktır. Bir de Haçlı'yla kim beraber? Yani, Çanakkale'de Haçlı'yla karşı mücadele vardı. Tabii burada da Haçlılarla beraber bakın. Evet. Amerika, Almanya, Fransa, Almanya pek karışmıyor da bu şey. Fransa, İngiltere Suriye'ye karşı savaşın önü çekiyor. Sen de onlarla beraber. Sen Haçlıların tetikçisisin orada. Evet. O buradayla bu kutsal Çanakkale Savaşı'yla, bu şanlı Kıbrıs Barış Harekatı'yla katil el-Nusracılar ve Haçlılarla beraber Suriye'ye saldırmayı nasıl bir tutarsın? Sen Türk milletin zekasından falan alay mı ediyorsun ya? Ya bizim zekamızı alay mı ediyorsun? Evet. Merak ediyorum. Evet. Ha ama Tayyip Erdoğan haklı. Bu söylediklerini 19 kanalın 18 tanesi aynı anda canlı veriyor. Evet. Korkunç bir beyin yıkama. Ben işte onu anlatıyorum. Evet. Merkel'in evini gördüm. Mütevaziliğini gördüm. Televizyonlarda zannedersin ki başbakan her dakika çıkar konuşuyor. Ben arıyorum ki Merkel bir şey konuşsun. Bakayım otelde akşam. Ya evet. Tek tek 30 saniye konuşuyor konuşmuyor. Londra'ya gidiyoruz, Paris'e gidiyoruz, Roma'ya gidiyoruz. O ülkenin başbakanlarının olur olmaz yerde yaptıkları konuşmalar aynı anda canlı olarak ben verildiğini hiçbir çağdaş demokraside görmedim. Bu korkunç bir beyin yıkama. Bu şartlarda Türkiye'de seçimde kazanmak mümkün değil. Çünkü Türk milleti o televizyonlar kanalında ikna dolarına alınıyor. Hukuk devleti olmaktan çıkmışız. Bakın o nedenle ulusal kanala tahammül edemiyorlar. Ulusal kanal demokratik hukuk devletinin, laik cumhuriyetin yanında Atatürk'le birleşenlerin demokratik meşru kanalıdır. Hiçbir zaman hukuka aykırı bir şey burada söylenmez. Ama aykırı muhalif yayın evet burada yapılır. Yani şimdi buna tahammül edemiyor. Bir milli tek ulusal kanalı. Evet. Karart burayı tamamen. Şurada bir tane kibrit yak. Gözükür mü? Gözükür. İşte karartılmış Türkiye'de bir kibrit bile yanmasın istiyor bunlar. Çünkü bunlar geleceği, orta çağ karanlığını istiyorlar. Orta çağ karanlığında ulusal kanal yaktı, aydınlık yaktı. Ne yaptınız? Perinçekleri, pırıl pırıl akademisyenleri, o yazarları, yönetmenleri hapse attınız. 300-400 kişi. Kampanyalar, dalgalar, malgalar. Pırıl pırıl Atatürk'ün askerlerinden 300 tanesini seçtiniz, 500 tanesini hapse attınız. Ne oldu? Cumhuriyeti yıkacağız. Masa başında esir alacağız. Atatürk değerlerini yok edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni böleceğiz. Yarısı dinci diktatörlük olacak. Bir bölümü de PKK'ların Kürdistan olacak. Öyle mi? Masa başında güzel. Ama yok kardeşim. Ne oldu bak? Aydınlık Gazetesi diye bir gazete çıktı. Bu baskı altında. Milyonlar sokağa indi. Milli merkez kuruldu. Yani 300-500 aydınımıza üzülüyoruz, acıyoruz. Yani evet. Acımak da belki doğru değil. Hani çektikleri şey içimiz acıyor. Ama onların o onurlu mücadelesini o 300-500 bin kişi aldı. 3-5 milyon kişi üstlendi şimdi. Bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Yobaz ve gericiler bunu anlayın. 300 kişi hapse attık. Medyayı kontrol ettik. Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler yıkıldı. Türk ordusunu korkuttuk, sindirdik. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Haziran'da gördünüz mü? Bakın aklınızı başına alın. Atatürk Cumhuriyeti yıkılmaz. Bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Evet. Ha, bir tespit daha. Açık. Bir tespit daha. Recep Tayyip Erdoğan 3 milyon 560 küsür bin kişiyi terörist ilan etti. Yani gezi eylemlerine katılanlar teröristtir dedi. Sonra açıklama yaptı. Buna katılanların sayısı 3 milyon 560 küsür bin dedi. Peki ben şu soruyu sormak durumundayım. Soruyorum. 3 milyon 563 bin kişiden bir tane olsun silah yakalayabildiniz mi evinde ya da üstünde? Yok değerli seyirciler. Gezi eylemlerine katılan o 3 milyon 563 bin kişinin ne evinde ne kaldığı üniversitedeki yurdunda ne hiçbir yerde bir tane tabanca, bıçak yakalanmadı. Ya bunlar nasıl teröristti ki 3 milyon 500 küsür bin insanın üstünde tabii. Evinde bir tane ya bir tane bir tek yasa dışı bir şey bulunmasın. Bu ya, belge bu işte. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru söylemediğinin net belgesi budur. Bir tane silah yakalanmadı. Şimdi yine trajikomik ve dramatik tabii. Yani çok İstanbul'da bir olay yaşanmıştı. Hatırlayalım sevgili seyirciler. Gezi Parkı olayları sürecinde Tayyip Erdoğan'ın destan yazan tırnak içinde polisleri o karanfil dağıtan pırıl pırıl gençlere gaz bombası ile kimyasal
bombalarla, gaz bombası da kimyasal bombadır bir bakıma, saldırmışlardı. Bu gençler de canlarını kurtarmak için can havliyle camilere, Allah'ın evine sığınmışlardı. Ne güzel, Allah'ın evine sığınmak. Yani canını kurtarmak isteyen bir gencin Allah'ın evine sığınmasından daha güzel ne olabilir? Dehşete düştüler. Ya bunlar Allah'ın evine nasıl girer? Ve bin türlü iftiralar attılar. Çıktılar, dediler ki camide içki içtiler, zina yaptılar. Bizzat bu ülkenin başbakanı, hicap duyarak söylüyorum, çıktı bir kere değil, iki kere değil, defalarca içki içtiler beyanını sarf etti. Ya yani ortada buna dair bir belge yok, bir kanıt yok. O olaya tanık olan müezzini çağırdılar. 5 saat, 6 saat o müezzini sorguladılar, baskı yaptılar, tehdit ettiler. Bak seni süreriz, şunu yaparız, bunu yaparız. İçki içtiler de, dediler. Müezzin, onu buradan selamlıyorum. Gerçek mümin o. Ben Allah'a inanan biriyim. Ben samimi Müslümanım. Yalan söyleyemem. Camide içki filan içilmedi. Gençler canını kurtarmak için Allah'ın evine sığındılar, dedi. Vay sen misin bunu diyen. Sevgili seyirciler, o müezzini AKP sürgün etti. İşte AKP'yi anlatan fotoğraf bu. Bunu ben yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'nin sokak sokak, cadde cadde, il il, ilçe ilçe gezip bu tür şeyleri anlatmasını beklerdim. Yok, onlar baştan sağlam. Hele hele Bahçeli ayda bir miting yapıyor. Gezi Parkı olayına da hatırlayalım. Önce karşı çıktı, baskı gördü kamuoyundan, kendi kamuoyundan, destek verir gibi oldu. Üçüncü son merhalede yine Gezi Parkı'nı hedef aldı Devlet Bahçeli. Hep söylüyorum, Devlet Bahçeli'nin MHP'deki varlığı ülkücüleri, Türk milliyetçilerini hadımlaştırmaktır. Tasfiye etmektir, yok etmektir. Ve adım adım o noktaya doğru gidiyor. MHP işinde var, orada gerçekten dürüst, yiğit insanlar var ama onlar da suskunlar. Bilsinler, suç ortaklığı yapıyorlar Devlet Bahçeli'ye. Eğer 10 gramlık yürekleri varsa erkek gibi çıksınlar, ne olacak yani, milletvekili olmuşsunuz zaten. Meydan okusunlar, bu Bahçeli'yi MHP'nin başından atsınlar. Evet. Zaten taban bunu atmıştı. Ben hep Devlet Bahçeli gidene kadar bunu söyleyeceğim. Ha, Devlet Bahçeli ile hayatım boyunca hiç şahsi bir husumetim olmadı. Zerre bir husumetim olmadı. Ben Devlet Bahçeli'nin yeni değil, 2002 senesinden beri, 2001 senesinden beri muhalefet ediyorum. Çünkü onun görevli olduğunu o günden beri biliyorum. Onun MHP'nin başına, MHP'yi tasfiye için monte edildiğini çok önemli duyumlarla, bilgilerle biliyorum. Dolayısıyla kim gelirse gelsin, ben MHP'de o gelse öyle bir derdim de yok. Hiç kimseyi de önermem, benim işim değil, ben gazeteciyim ama Devlet Bahçeli noktasında ısrarla her hafta söylemeye devam edeceğim. Ama MHP tabanına buradan sesleniyorum. Ne olur, Devlet Bahçeli sizin kıbleniz değil, Devlet Bahçeli sizin önderiniz değil. Yani artık teşkilat, doktrin, lider filan onlar faşizmin ilkeleridir. 12 Eylül öncesinde biz de o tür saplantılar içindeydik. Onlar faşizmin ilkeleridir. Lider, doktrin, teşkilat yok öyle bir şey. Önce demokrat olacağız, sorgulayacağız. Özgür birey olacağız. Özgür birey olarak tavır koyacağız. Buradan ülkücülere, yani ülke göz göre göre bölünürken Bahçeli'yi üzmeyelim diye susmayacağız. Bahçeli'nin amacı Tayyip Erdoğan'ı üzmemektir. Ya görevlidir ya da rehindir. Ben bunu hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Evet. Bir şey söyleyeyim şimdi. İzleyicilerimiz de biraz özlemiş herhalde. Şu soruyu soracağım ben size. Buyurun. Evet. Çok sayıda şey geliyor. Öncelikle teşekkür ederim. Siz de ettiniz başta. Bir de bu TC'nin kaldırılması çok büyük tepkiler var. Bizim çok değerli bir izleyicimiz var. Solmaz Arıkan, Çanakkale'den arıyor. Ziraat Bankası'nın TC'si kaldırılmış. Tabii Türk milletinin yüreğinden de tabelalardan da TC'yi kaldıramazlar. Bizler olduğumuz sürece, sizler olduğunuz sürece, Atatürkler olduğu sürede, ulusal kanal aydınlık olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin adı da ne gönüllerden ne tabelalardan kaldırılamaz. Bunu yapan elleri kırarız. Çok açık söylüyorum yani. Çok açık. Peki.
O bağlamda bir soru sorayım. Teşekkür ederiz gelen bir mesajlara. Bir soru sorayım ben. Aynı düşünceleri paylaşıyorum sizlerle. İki tane soru soracağım arda arda. Birinci soru şu. Ya madem tecriden açtınız. Evet. Birinci şey şu. Türkiye Gazetesi benim de bir dönem Merkez Sağ Gazete'de o dönem biz toplu olarak oraya geçmiştik. İşte bir sürü Kenan Akınlar, şunlar bunlar. Mehmet Ali Kışlalı vardı. Böyle pek çok isim vardı. Ünal Sakmanlar filan. Ben de orada Ankara temsilciliğini yaptım o gazetenin. O gazete milliyetçi, muhafazakar bir bakışla tabana, zemine dayanıyordu. Adı Türkiye. Yani bir ülkenin adını alan bir gazetenin o ülke bayrağını logosunda bulundurması çok doğal, çok tabii olması gereken. Enver Ören sağlığında bunu muhafaza etti. Enver Ören öldükten sonra oğlu Mücahit Ören var. Amerikan vatandaşı. Delikanlıyı çok yakından tanıyorum. Çocukluk günlerinden beri Ankara'yı tanısın diye babası gelir bize teslim ederdi. Bir hafta 10 gün yanımızda kalırdı. Çok çok yakından, yani böyle hiç kimsenin tanımayacağı kadar yakından tanırım. Ama herhalde tabii biz etki edemedik belli ki. O zamanlarda Amerika hayranıydı. Amerika, Amerika ile yanıp tutuşurdu. Daha sonra çocukluktan beri gitti Amerika'ya. İşte oradan Amerikan vatandaşı oldu, elini kaldırdı. Amerika'nın çıkarları üzerine yemin etti. Amerikan vatandaşı oldu. Uzun süre bir çabası vardı. İşte Amerikalı bir kızla evlendi vesaire. Şimdi bu Mücahit Ören Mark Rossman'ı İhlas Holding'e danışman yaptı. Mark Rossman kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve CIA'nin Orta Doğu istasyon şefi olduğu yazılıyor, çiziliyor. Bu isim isteyen Google'a girsin, Mark Rossman İhlas'ın danışmanı diye yazsın, orada görür. Yani ben bunu uydurmuyorum. İhlas Holding bunu borsaya bildirdi. Borsaya açık bir şirket olduğu için İhlas Holding bildirmek zorunda. Ayda 100 bin dolar maaşla, ayda 100 bin dolar maaşla İhlas'a danışman. Yani şimdi CIA istasyon şefi olduğu bilinen veya söylenen eski Amerika Büyükelçisi böyle muhafazakar milliyetçi bir kuruma nasıl danışman olur? Şimdi ben söylüyorum, Mücahit Ören, bayrağı kaldırman Mark Rossman'ın tavsiyesinin ürünü müdür? Yani şimdi TC, devlet valiliklerden TC indiriliyor, Ziraat Bankası'ndan TC indiriliyor. Adı Türkiye olan, ya rezalet. Adı Türkiye olan bir gazeteden de TC indiriliyor. Ben bir şey daha, Bülent Arınç'la geçen ziyaret etti buna, bu gazeteye. İşte Yeni Türkiye falan. Taraf gazetesi oldu. Her şeyi Ergenekon'a bağlamaya başladı. Zaten taraf gazetesinde... CIA'ya bağlantılı olduğu tahmin ediliyor yani. Biz evet. Şüpheleniyoruz yani en azından böyle. Yalnız bir önerim var. Lütfen. Mark Grossman onlara bir teklifi eksik yapmış. Türk bayrağı, Amerikan bayrağı koysunlar Türkiye gazetesi. Belki de onu koyarlar önümüzdeki günlerde. Mücahit Ören'e biz önerelim. Amerikan bayrağı koy da nasıl bir Amerikancı olduğun gözüksün senin. Evet. Amerikan şimdi, vatandaşısın zaten. Evet. Taraf gazetesi, eski taraf gazetesi. Yani böyle silahlı kuvvetlere hücum eden CIA direktifleri doğrultusunda yayın yapan taraf gazetesinin yazarlarını Türkiye Gazetesi. Ya o cemaat, o cemaat buna nasıl kabulleniyor onu anlamıyorum. O cemaat, o yapı, onun altını çizelim. Bir şey daha, Bülent Arınç'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bülent Arınç AKP'nin vicdanı diye bilinir. Öyle lanse edilir. Kamuoyunda bazıları öyle der. Ya bu nasıl bir vicdan ki Sayın Bülent Arınç? İhlas Finans diye bir malum faizsiz banka vardı. 80 küsür bin, 90 bin civarı insanın burada parası battı. Türkiye'de parası batan herkes parasını geri aldı. Herkes ama. Bir tek İhlas Finans'ta parası batanlar geri alamadı. Faizsiz banka olduğu için onlar güvence altında değildi. Şimdi AKP'nin normal şartlarda İhlas Finans'ın olayının üstüne gitmesi lazımdı. Ben bu olayı Ali Coşkun'la konuştum. Ali Coşkun bakandı o zaman, Sanayi Bakanı. Ve İhlas Finans'ın ilk kurucu genel müdürü. Dedim Ali abi, bu İhlas Finans olayı nedir? Sabahattin dedi. Başbakan dedi, ilk gelir gelmez Ali Bey sen İhlas Finans olayını biliyorsun. Orada korkunç bir hortumlama var. Bu olayı bir temizleyelim. Sen hazırlığını yap dedi. Ben hazırlığımı yaptım. Hortumlama ifadesini kullananlardan biri de Ahmet Ertürk. O kim? TMSF, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun başkanı, AKP'nin atadığı. Diyor ki İhlas'ta hortumlama var, hırsızlık var. Ahmet Ertürk söylüyor. İsteyen Google'dan onu da görebilir. Hortumlama var diyor. Şimdi sizin atadığınız başkan diyor ki hortumlama var. Bakan diyor ki Ali
Ali Coşkun diyor ki hortumlama var. Tam diyor hazırlık yaptık, el koyacağız. Yani şimdi Mücahit Ören'in 20 tane villası var. O villalardan en azından 19'unu satıp borçlarını karşılayacağız. Şu bu. Mesela ben yakından biliyorum. İlaç Finans'tan hortumlanan paralarla bir kısım Miami'de 10 binlerce dönüm arazi alındı. Şunun için çiftlik villa projeleri vardı Mücahit Ören'in. Yani 50 dönüm, 100 dönüm böyle çiftlik villalar yapacaklar, satacaklardı. Bunun için 10 binlerce dönüm arazi aldı Miami'de. E bu paraların kaynağı İlaç Finans. Başka ne olabilir? Yani ben düşünüyorum acaba o mudur diyorum. Onu da soruyorum. Şimdi normalde Bülent Arınç, AKP'nin vicdanı diye seslenen Bülent Arınç en azından İlaç Finans mudilerinin bu dramını gündeme getirmesi lazım. Bu olayın üstüne gitmesi lazım. Yani 80-90 bin insan paralarını alamadı. Bunların pek çoğu yetim, garip. Tamamen böyle İslami sahipler oraya para yatırdılar. Hayır, sen bu 90 bin kişinin parasını gasp eden ki en büyük kul hakkı bu. Yani İslam'da kul hakkı. Bana Enver öyle şunu söylerdi. 25 kuruşluk kul hakkı 70 bin vakit namaza bedel derdi. Yani şimdi Mücahit Ören'e soruyorum. Baban 25 kuruşluk kul hakkı 70 bin vakit namaza eşdeğer tutuyordu. Peki 780 milyon dolarlık kul hakkı kaç trilyon vakit namaza denk geliyor? 700 küsür milyon doları kendimden şey yapmadım. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporu. İhlas Finans'tan hortumlanan para 700 küsür milyon dolar. Başbakanlığın rakamını söylüyorum. Şimdi Mücahit Ören cevap versin. Babam bana 25 kuruşluk kul hakkı için 70 bin vakit namaz derdi. 750 milyon dolarlık kul hakkı için kaç katrilyon namaz kılmak lazım? Şuraya gelmek istiyorum. Mücahit Ören'i ben suçlamıyorum. Onun sırtını sıvazlamaya giden Bülent Arınç hem hukuk önünde, hem ahlak önünde, hem de mahşerde. İnşallah. Mahşerde, mahşer gününde elbette yani Cenab-ı Hak Allah onların şeyi değil. Allah'ı aldatanlar. Allah bunun hesabını soracak. Ya arkadaş bu adam bu kul hakkını yedi. Sen kul hakkını yiyen bu insan hesabını niye sormadın? Niye sırtını sıvazladın? Sormayacak mı? Efendim siz diyorsunuz ki Türkiye adı Türkiye gazetesinde Türk bayrağını kaldırdı. Ben de diyorum ki öneri. Amerikan bayrağı koy. Bunlar zaten televizyonlarına da Amerikan'ın sesiler biliyorsun. Canlı yayında bir anda Amerika'nın sesi oluyor. Voice of America. Evet. Ya Türkiye'de Amerikancılık bir veba salgına dönüşmüş. Bakın yanlış anlamayın. Biz Amerikan halkına düşman değiliz. Amerika'yla karşılıklı müttefik ilişkilerimiz vardı geçmişte ama artık kafamıza çuval geçtikten sonra bu ilişki falan kalmadı. Yani bunu unutalım. Amerika'nın bu bölgedeki çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarları birbirine ters. Çok açık. Bizim Güneydoğu'muzu bölmek isteyen bir devlet bizim müttefikimiz olamaz. FED, çok açık. Türk ekonomisinin FED'e endekslenmesi. Şimdi ne diyeceksiniz ona? Bunu söyleyeceğim. Türkiye'de bakın bu o kadar kötü bir noktaya gelmişiz ki. Bakın ben liberalizmi bilen bir insanım. Yani ayıptır böyle şey demek ama. Yani okumuş, yazmış, liberal değerleri, ekonomiyi falan yönetmiş bir insanım. Ama zaman içinde bu neoliberalizm denen, liberalizm dediği kendisi. Daha esasında bir finansal cambazlık, finansal açgözlüğün. Yani sınırsız, ölçüsüz, kontrolsüz bir finansal açgözlülüğün tüm ekonominin yerine geçtiğini gördük. Ve bu büyük finansal sermaye bizim gibi mazlum ülkeleri perişan etti. Sıcak paraya biz işte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler gibi o meşhur iktisat felsefesinin bizim gibi ülkeleri nasıl tarumar ettiğini, ekonomilerin nasıl rehin aldığını, toplumu üretimden tarım dahil kopardığını, insanları işsiz yaptığını ve Fed'in hapşırmasıyla faizlerin düşüp borsanın indiği kukla, rezil bir ekonomi haline döndüğümüzü görmekten utanç duyuyorum. TÜSİAD'ın geçen gün toplantısı vardı. Büyüme diyorlar. Nasıl büyüyeceksin? El parasıyla gerdeğe girilir mi kardeşim? Meşhur laf var yani. Yani el parasıyla sen büyüyeceksin. Adam faizi bir puan arttırırsa büyümeyeceksin, bir puan düşürse büyüyeceksin. Yazıklar olsun. Türk ekonomisi bu kadar bağımlı değildi. Bakın Türkiye'de yani birçok orana bakın. Bugün borsasının %63'ü ki bu azalmış hali bu 70'lere kadar çıktı. Her satılan 100 aracın 70'i ithal. Bakın. Bugün pamuk, fındık. Bana oradan mesaj geliyor fındıkçılardan. Bütün tarımsal ürünler, iddialı olduğumuz ürünler dahil olmak üzere sıkıntı içinde. Üretmeyen, imal etmeyen ve ithal eden bir toplum isteniyor. Yer gök AVM olmuş. Gençlerimiz, çocuklarımız marka bağımlısı, tüketimden başka bir şey düşünmeyen, tasarruf nedir bilmeyen bir nesil haline gelmiş. Şimdi bu kadar finansal cambazlıkla
açgözlü bir kapitalizm anlayışıyla, altta kalanın canı çıktığı bir yapıda, fakirleşen fakirleşsin diyen anlayışla, bunun adına ancak kumarhane kapitalizm diyoruz biz, biliyorsun. Bunun karşılığı da bana göre devletçi kapalı bir ekonomi asla değil. Yani ben bir sosyalist, bir komünist değilim yani. Onu da söyleyeyim. Bunun orta yolu var. Yani Atatürk bunu bulmuş, karma ekonomi diye. Biz Atatürk'ten uzaklaştık. Hepimiz için hata. Ben yani yaşayarak gördüm bunu. Ekonomi Bakanlığı yaptım. Bize dayatılmak istenenleri gördüm. IMF'nin bizden istediklerini gördüm. Onlara direndim. Direnince başımıza gelenleri gördüm siyasette. Onun için Türkiye'nin kurtuluşu Atatürk'ün büyük bir öngörüyle, Allah gani gani rahmet eylesin, minnettarız Atatürk'e. Laikliği getirmiş, bizi orta çağın mezhep kavgalarından uzaklaştırmış, petrolümüz olmadığı halde çağdaş bir ülke yapmış. Karma ekonomiyi getirmiş, hem özel sektörün yapabileceği konularda devletin sırtından yükü almış, hem de önemli konularda devletin öncülük ve kontrol görevini yapmış. Karma ekonomiye bizim tekrar geri dönmemiz lazım. Yani benim liberal ekonomiyi okumuş, savunmuş, yazmış bir ekonomist olarak ve Türkiye'nin çok kritik özel sektör dahil yurt içi yurt dışında sorumluluklar üstlenmiş bir ekonomist olarak geldiğim nokta karma ekonomiye geri dönmektir. Belli sektörlerde, yani savunma gibi, bankacılık gibi, enerji gibi hatta, veya tabii ki ulusal güvenliği saymıyorum, o da dahil, devlet piyasanın da hisselerin de çoğunluğunu kontrol etmelidir. Yani özel sektör tekellerine buralarda asla izin verilmemelidir. Ama özel sektörün yapacağı, hür teşebbüs diyeceğimiz insanların yapacağı şeylerde de devlet onlarla bir rekabete girmeyi gereksiz görmelidir. Devlet gidip Güneydoğu'da ikinci nesil kitler yapmalıdır. Üretim yanlısı, gerçekçi kur uygulayan, döviz çıktı, faiz indi, bilmem ne şeyinden bıktık, açın bu televizyonlara bakın ya. Zannedersiniz ki Türkiye'de herkesin borsada parası var. Zannedersiniz ki Türk borsası şahane, şeffaf, derinliği olan, kar payı dağıtan, ekonomik dengeleri bize yansıtan bir borsa zannediyor. Hayır, Türk borsası çok sığ, manipülatif ve spekülatif işlemleri açık bir borsa. Şirketler arasında grup transferleri var. Karları kontrol edemiyoruz. Denetim yeterli değil. Doğru mu? Aynen. Yani şimdi evet, biz burada spekülatif, manipülatif, finansal cambazlıklar yerine arz yanlısı, üretime dönük, sermayeyi tabana yayan, gerçekçi kur uygulayan bir ekonomi politikasıyla gitmemiz lazım. KOBİ'lere, esnafa, tarıma, hiç tarım duyuyor musun? Her gün borsa çıktı, döviz indi. Türkiye'de 10 bin liranın üzerinde borsada yatırım bulunan, ki ya da onlar insan sayısı 150 bini geçmiyor, biliyor musunuz? 150 bin insan ki bunlar için 24 saat ekonomi yayını yapıyorlar ya. Böyle bir şey mi? Nerede çiftçiler? Nerede esnafımız? Evet. Nerede küçük sanayicimiz? Evet. Evet. Ve en dramatik olan şey FETÖ'ye şu. FETÖ'ye bağlanırsın tabii böyle. FETÖ yapıştırdı. Evet. Evet. Komik. Recep Tayyip Erdoğan çıktı, dedi ki hani faizler fırladığında, döviz yukarı çıktığında faiz lobisi var filan dedi. E şimdi indi. Ne oldu o faiz lobisi beyanı? Yani klasik Recep Tayyip Erdoğan tavırları bunlar. Bir de bakanımın söylediği gibi maalesef Türk ekonomisi Amerikan Merkez Bankası'na, FED'e rehin durumda. FED istediği gibi bizim piyasaları yönlendirebiliyor. Programımızın sonuna geliyoruz. Ben bir konuda daha bir parantez açmak istiyorum. Değerli seyirciler, ben merkez sağ bir aileden geliyorum. Benim evimde rahmetli dedem çok sıkı bir demokrattı. Celal Bayar hayranıydı. Benim evimde Demirel ve Celal Bayar'ın resimleri vardı rahmetli dedemden beri. Dolayısıyla benim Adnan Menderes Demokrat Parti olayına ideolojik bir karşıtlığım, yani aileden böyle genetik bir şeyim yok. Ama dürüst bir gazeteci olarak, yakın tarihi iyi bilen, birazcık olsun bilen biri olarak bazı şeylerin altını çizmem lazım. Bazı istismarların önüne geçmem lazım. Şimdi AKP'liler Recep Tayyip Erdoğan işte malum habire istismar ediyor. Ben işte Menderes'in Özal'ın devamıyım falan, kendini merkez sağ kütleye kabul ettirmek için. Asla yani merkez sağın devamı falan değil. Merkez sağın devamı burada Ufuk Söylemez Bey. Şimdi madem merkez sağın devamıyım diyorsun Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'in bazı şeylerini de paylaşman lazım. Şimdi Adnan Menderes hani öyle ki tarihi bile saptırarak, çarpıtarak bir dizi var ATV'de. Başbakanın damadının genel müdür olduğu holdinge bağlı ATV televizyonunda Ben Onu Çok Sevdim diye bir dizi var. Orada Adnan Menderes'in evlilik dışı ilişkisini kutsuyor adeta böyle. Şimdi ben onu aklım almıyor. Yani Adnan Menderes gayrimeşru ilişkiye girince aşk oluyor.
Baykal Deniz Baykal yapınca zina oluyor. Şav yani ikisi de gayrimeşru ilişki ise ikisi de. Şimdi Adnan Menderes'in çok daha rezil, çirkin neye dayanarak söylüyorum. Mesela Adnan Menderes'in bir tane değil. Önüne gelen Adnan Menderes öyle. Şimdi Aydan Aydan. Yalnız değil ki Suzan Sözen var. Bak isim veriyorum. Bunlar kitaplara malzeme oldu. İstanbul Emniyet Müdürü'nün karısı. Adnan Bey İstanbul'a gidince emniyet müdürüne görev çıkarıyorlar. Niğde'ye denetime git. Ya böyle bir şey olur mu? Bir başbakan İstanbul Emniyet Müdürü'nün karısına İstanbul'a gittiğinde evine giriyor. Kocasına bir görev yazıyorlar. 3 gün evine kapanıyor. Ve ondan sonra bu adamı sen evliya gibi sunuyorsun. Deniz Baykal için olmadı. Deniz Baykal için iddialar var. Yani ortada kanıtlanmış falan filan bir şey de yok. Netice itibariyle. Deniz Baykal zinacı oluyor. Menderes'inki aşk oluyor. Sanki ilahi aşk, Allah'a aşk gibi sunuyorlar. AKP bu işte bakın. AKP'yi iyi anlayın ne olur. Menderes yapınca aşk, ilahi aşk sanki Yunus'un Allah'a aşkı gibi sunuyorlar. Baykal hakkında bir iddia gündeme gelince zina. Utanın ya. Ayıp tabii, ya. Yani ya özel hayata hiç karışmayın, girmeyin değil mi? Evet. Yani ya da girince de çifte standart yapmayın. Son söz 10 saniye. Son sözü söyleyin, kapatalım. Son söz milletindir. Atatürkçüler, sandıkta birleşin, yerel seçimlerde bu çağrıyı yapın. Bilincinizle hareket edin. Parti yönetimlerini buna zorlayın. Aksi takdirde bu iktidarın zulmüne, keyfiliğine katlanmak zorunda kalırız. Yerel seçimlerde Ankara, İstanbul'u almalıyız AKP'nin. Evet, adaya oy vereceğiz. Tabii. Adaya. AKP karşısında hangi partinin adayı güçlüyse Milli Merkez onu destekleyecek. Bakın evet. Milli Merkez demokratik bir kuvayi milli hareketi. Bugün için partiler üstü. Gelin bu çağrıya cevap verin. Evet. Süremiz yetmedi. Nabi Avcı, hani bir bakanımızın bir şiir kitabı dağıtması olayı vardı. Hikmet Yar, Allah'ın savaşçısı diyen bir şiir kitabını Milli Eğitim Bakanlığı bu ülkenin okullarında dağıttı. Ona vaktimiz yetmedi. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 11'de buluşmak dileğiyle. İyi haftalar efendim. Hoşçakalın.